Evet değerli izleyenler, yeni bir programda Gemliğin siyasetinin konuşulduğu program kulis programında yine karşınızdayız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Evet. Evet bugün. Bugün. Bugün Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor Adnan Bıyıklı'yı ağırlıyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hep beraber iyi olalım inşallah. İnşallah. İzleyenlerimiz adına teşekkür ederiz. Bizleri kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için en başta. İlk önce tanıtmakla başlayalım. Tabii ki. Evet başkanım, ilk önce değerli izleyenlerimize kısaca, çünkü çok konuşacağımız konu var. Kısaca Adnan Bıyıklı'yı bir tanıtalım. Şimdi giriş kısmında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim doğduğum, büyüdüğüm Gemlik benim için çok değerli. Ben 1962 Gemlik doğumluyum. Halitpaşa Mahallesi'nde, Birnoğlu Caddede, Balık Pazarı muhitinde. Çocukluğum orada geçti, orada dünyaya geldim. Ve denizle iç içe bir yaşantım oldu. Çocukluğumu haliyle bu kadar neşeli olmamızın sebebi de bu olsa gerek. Çocukluğumu doyasıya yaşadım denizde. Çocukluk arkadaşlarımla, önemli bir kısmı şu anda hayatta. Allah uzun ömürler versin hepsine, hepimize ve tüm gemliklilere. Tabii ilkokulu, bize işte en yakın Atatürk İlkokulu vardı. Bir de Şehit Cemal var. Ben Şehit Cemal mezunuyum. Şehit Cemal İlköğretim Okulu'nda mezun oldum. Ortaokulu Şükrü Şenol'da, liseyi de Gemlik Lisesi'nde bitirdim. Eğitim hayatım Gemlik'te geçti. Daha sonra 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. 89 sonunda mezun oldum. 2 yıl mecbur hizmetim varmış Varto ilçesinde Muş'un. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa ilçesine geldim 6 yıl görevden sonra. Ondan sonraki 28 yıllık totalde ki meslek hayatımın geri kalan kısmında Bursa'da. Halen de Bursa'da özel bir diyaliz kliniğinde görevime devam ediyorum. 3,5 yıldır da emekliyim. Artık emekli oldum. Ama yaşamdan emekli olmak yok. Evet. Bundan sonra tabii yapacağımız şey doğduğumuz, büyüdüğümüz yere vefa borcunu yerine getirmek adına. Tabii ister istemez müdahil oldum. Siyaset ortamına, siyasi hayata müdahil olduğum için de bundan sonra Allah nasip kısmet ederse Gemlik için yapılması gereken şeyleri en bilimsel, en toplumsal diyelim, el ele Gemlik halkıyla birlikte yapmamız gerektiğini düşündüğüm için de siyaset sahnesindeyim. Daha çok şey söylemek istiyorum ama şimdilik kısa bir biyografi olsun bu. Teşekkür ediyorum. Tabii bugün çünkü çok şey konuşacağız. Çok şey konuşacağız. Ama hemen bu tanıtımın içerisinden bir şey detaylıca sormak istiyorum ben Adnan Bey. Emekliyim dediniz. Emekli evet. Oldunuz mu şu anda? Oldum. Emekliyim. Ama artık bitti mi görev? Hayır. Emekliyim ben. 3 yıldır emekliyim ama özel bir firmada dedim. Detayı evet. Kaçırdınız. Özel bir şirkette, özel bir klinikte, bir Alman firmasında çalışıyorum. Devam ediyor göreviniz, doktorluğunuz. Şunu söyleyeyim. Doktorun emeklisi yok. Evet. O yüzden sordum. Çünkü ben biliyorum, aktif olarak çalıştığınızı biliyorum. Aynen, bir yandan aynen. Hani yanlış anlaşılmasın diye ekranda çalışıyorum şu anda. İçin. Aktif çalışıyorum ama emekli çalışanım yani. Peki yine şuradan gidip devam edeceğim. Hep Doktor Adnan Bıyıklı diyoruz. Doktor Adnan Bıyıklı diyaliz merkezinde çalışıyor. Diyaliz uzmanı diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Tamam. Yani diyaliz hekimi. Ne doktoru diye hep sorarlar ya başkanım, diyaliz o yüzden. Hekimiyim, tamam. Diyaliz hekimiyim. Evet. Yani. O zaman 17, 18, 19 yıldır diyaliz hekimi. Evet. O zaman hızlıca hemen seçime girelim. Şimdi ilk önce aslında biraz da böyle mesajların da önünü kesmek adına şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi bazı gazeteler sizi böyle parti parti gezen bir belediye başkan adayı olarak lanse edildi. Böyle bir süreç yaşadık. Şimdi İyi Parti süreci yaşandı ve sizi birebir de böyle dinlediğimizde şunu anladım. Aslında siyasetin sizi çektiğini, sürüklediğini, aslında sizden bağımsız bir şeylerin geliştiğini fark ettim. Birebir de konuştuğumuzda. Evet. Ne oldu? Durum ne oldu? Neden bu hale geldi? Şimdi önce şunu vurgulamak istiyorum. Benim parti parti gezen bir kişi değilim. Bakın ben yerimde duruyorum. Bu saydığımız bu süreçlerin tamamı, yani Türkiye'de böyle durağan bir siyasi ortam yok. Mesela nasıl yok siyasi ortam?
Bu geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir öncekini hatırlarsanız hani ekmek için Ekmelettin var ya. Hani, evet. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı vardı. Bu iki parti çok farklı birbirine şu anda farklı kutuplarda olan iki ayrı ittifakın içerisinde olan bu partiler tabii ki o zaman birlikte ortak aday çıkartmışlardı. O ortak adayı işte desteklediler. Şimdi bu ondan sonraki süreçte şu 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptı. Ondan öncesini hatırlarsak biraz geriye doğru gittiğimizde yani bir facia vardı ortada. O ona siyasete yakışmayan çok çirkin bel altı diye tabir üslup, ettiniz. Bel altı mı bel üstü bilemiyorum ama çirkin bir üslup vardı orada. Yani evet. Ne kadar rakip olursak olalım bakın ben ne kadar rakip olursam olayım diğer arkadaşlarımın, kardeşlerimin sadece siyasi rakibiyim. Düşman değiliz. Bir kere bunu herkes böyle algılamalı. Düşmanlık yok. Çünkü emin olun diğer arkadaşlardan biri bu bir şey gibi futbol maçı gibi birisi galip olacak belli yani. Ama orada galip olduktan sonra yani daha doğrusu mağlup bile olsanız galip olanın elini tutup kaldırabiliyorsanız o zaman işte o zaman medeni ülkeler sınıfına girebilirsiniz. Şimdi burada ittifaklar gelişti. İYİ Parti ben o süreçte de bulundum biliyorsunuz. İYİ Parti şu anda ittifak yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak halinde. Yani biri sağ parti, biri sol diyebiliriz. Bazı arkadaşlar yakıştırmaz, sol parti değildir falan da filandır ama yani genele bakmak lazım, bir genelleme yapmak lazım. Şimdi bu arkadaşlar birbirlerine ittifak kuruyor. Son derece normal yani ittifak kurmaları. Ben Gemlik'te bir haksızlığa uğradım mı? Evet. Bunu inkar edebilir mi herhangi biri? Bir evet. Mağduriyet söz konusu. Bir mağduriyet yani tabii bir haksızlık. Şundan dolayı kaynaklanan bir şey var aslında. İYİ Parti'nin Gemlik Belediye Başkanı adayı olarak aday gösterildiniz. Evet. Zannediyorum hani ki geçenki kahvaltı toplantısında konuştuğumuz bir konu oldu aslında bu. Sizin haberiniz dahi olmadan, evet. Size bir telefon dahi açılmadan bir ittifak söz konusu oldu. Doğru mu başkanım bu süreç? Ya tabii kesin. Bakın ittifak olabilir. Şimdi şöyle bir şey yok. Genel merkez istediğini yapar. Biz burada kimse çok özür dileyerek söylüyorum. Gemlik halkından da özür diliyorum. Biz hiçbir genel merkezin ya da siyasetçinin maymunu değiliz. Bizi kimse istediği gibi oynatamaz. Önce bu konuda anlaşmamız bu lazım. Bu çok önemli zaten. Evet. Ben Gemlik Belediye Başkanlığı'na talip olan biri, bir kişi eğer ipleri başkasının elinde olacaksa bence hiç yapmasın bu işi, hiç yapmasın. Çünkü sokaklarda yani görevi bıraktıktan sonra ben devlet hastanesinde idarecilik yaptım, başhekim yardımcılığı yaptım, sağlık müdürü yardımcılığı yaptım. Oraya gittiğim zaman aslanlar gibi karşılarlar beni, benimle çalışan personel. İşte öyle olabilirsen eğer yaptığınız iş efektiftir. Yani burada şimdi partiler birbiriyle ittifak yapar, sonra bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkartırlar, sloganlar geliştirirler. Bu siyaset arenasında bilmiyorum yani ben ya şu içimde kalsın bunu söylemek bile istemiyorum yani. Böyle bir saçmalık olamaz. Ben bunu dün de söyledim bir programda. Türkiye'de acilen ele alınması gereken yapı kesinlikle siyasi partiler kanunu, siyasi partiler yasasının, seçme ve seçilme yasasının değiştirilmesi lazım. Ankara'da oturan bir hakim grubun istediği adamı Bursa'dan seçtirmesi demokrasi ayıbıdır diye düşünüyorum. Ben bu kadar da ağır bir kelime kullanacağım yani. Bunu da yapmalıyız. Bu değişmezse bizim ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir keyfiyet yok. Şimdi geleyim. Adnan Bıyıklı Saadet Partisi ile ve Gemlik Halkı'yla ittifak yapmak istediği zaman kimi rahatsız etmeli bu? Niye rahatsız olsunlar? Ben bir siyasi rakibim, bir gariban doktorum, işte işe gelmişim, siyaset yapmak istiyorum. Niçin engel? Neden engel? O yüzden şimdi burada şöyle bir şey gelişti. Aslında bakarsanız en son şeyde bu süreçte dedim ki ittifak yapabilirsiniz. Eyvallah yapın. Ama bunu şimdi mesela AK Parti'nin yıllarca yaptığı şu anketlerini yapar, anketleriyle yürür. Yani ışığı yakarsın. Karanlık odada şunu karanlık odada aramak başka şey. Bir de ışığı açıp da aramak başka şey. Önünü görerek gitmek başka şey. Bunu söylemenin büyük bir suç olduğunu düşünmüyorum ben. Dedim ittifak yapılacaksa bile bunu anketle belirleyelim. Yani kimse kimsenin emrinde kul değil ki. Ben buna karşıyım. Yani bilemiyorum. Ben
en çok sevdiğime, abime, babama bile kulluk yapmadım. Sadece benim babam. Saygı duyarım. Saygı duymak başka şey, kulluk başka şey. Haliyle bu süreçte reaksiyon göstermemden daha doğal hiçbir şey olamaz. Ve ben siyasetten çekildim. Siyaset yapmak zorunda mıyım Allah aşkına arkadaşlar? Böyle bir şey tabii var mı? Bir böyle bir zorunluluğum yok. Ama daha sonraki gelişen durumda işte 5 ay kadar önce Saadet Partisi ilçe başkanıyla bir görüşmemiz olmuştu. Tabii haliyle teşekkür ettim kendilerine nezaketen. Dedim bir işte adaylık teklifi olduğunda. Bundan sonra dedim biz Gemlikliyiz, burada beraberiz. Ancak tabii bu mümkün değil diye nazik bir şekilde hayır demiştim. Ama bu gelişen süreçte siyaset yapmama kararı aldım. Gittim evimde oturuyorum. Daha sonra tekrar görüşmeler oldu. Ondan sonra da orada bir ince nokta var. Var, o ince noktayı bir açıklayalım. Var. Orada Saadet Partisi Genel Başkanı aradı ve buradaki yapının farklı olduğunu konuştuk. Şimdi bugüne kadar bunu konuşmamıştım. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Saadet Partisi'nde işlerin tersine olduğunu izah etti. İlçe belirler oradaki belediye başkan adayını dedi. Bizde yerelde kim varsa o arkadaşlar belirler. Onlar belirlemişler ve bana size o kadar güzel anlattılar ki sizin sesinizi duymak istedim aynı zamanda dedi. Yani Saadet Partisi'nde biraz daha demokratik bu işler. Evet, ilçede ilçe belediye başkanı adayını ilçe belirledi. Yani genel merkezde il yönetimi değil de aynen direkt öyle. İlçe yönetimi. Bakın beni ikna eden sebeplerden en önemlisi de budur. Bir de genel başkanın nazik üslubu ve beni davet etmesi oldu. Ve bundan sonrasında artık yani ben hiç kimseye bir şey izah etme ihtiyacı hissetmiyorum. Bu süreç de lüzumsuz sıkıcı olmaya başladı artık. Yani parti parti gezen bir insan değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olduğumda da Milliyetçi Hareket Partisi bana geldi. O dönemin ilçe başkanı Osman Bey burada duruyor, yaşıyor hala. Merak eden açıp telefonu sorabilir. Ondan sonraki süreçte İYİ Parti kurulma aşamasında da İYİ Parti'nin ilçe il başkanı, yani kurucu il başkanı Yüksel Bey, o da geldi bana. Rica etti, teklif etti, abi oradaki bizim adayımız sensin dedi. Ama başkan değişince genel merkez ben istediğimi yaparım havasında olursa ben de o siyaseti onlarla yapmayı. Bu arada partiyi kuran da sizsiniz, doğru mu biliyorum? Benim tabii. Yani İYİ Parti'ye gelmekte. Yani şimdi bunlar tabii lüzumsuz şeyler. Ben bu çok böyle tepki alıyor gibi oluyor. Şimdi nasıl izah edeceksiniz Serkan Bey? 100 bin nüfus. 100 bin nüfusa neyi izah edeyim? İşte burada sizler, teşekkür ediyorum ayrıca tabii bu. Benim sesim olduğunuz için minnettarım, önce onu rica söyleyeyim. Rica ederim başkanım. Şimdi bu süreçte kabak tadı verdi. Ben şunu söyleyeyim. Ben Gemli'ye hizmet etmek istiyorum diğer adaylar gibi. Hizmet etmek istiyorum arkadaş. Yani burada Gemlikli de bunu değerlendirecek. Yani hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde ya da çantasında keklik değil. Göreceğiz. Ben derdimi anlatmak istiyorum. Sesim kesilmeye çalışıldığına inanıyorum kalben. Çünkü böyle bir süreç olmaz. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir siyasi anlaşma. Tabii canım, bir yıl önce bana bizim adayımız sensin orada diye gönderildikten sonra bu şekilde olan yakışıksız da buluyorum aynı zamanda. Bu süreç böyle gelişti. Çok da yani takmak istemiyorum bunu. Siyasetin beni üzmesine fırsat vermek ben istemiyorum. Ben bu süreci biraz şöyle değerlendirmek istiyorum Sayın Başkanım, izniniz olursa. Yani İYİ Parti malum yeni kurulan bir partiydi. Daha kurumsal yapısı tam oturmadan bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin arasında siz çok kurumsaldınız. Yani Gemlik'te sizin farkınız biraz daha farklıydı. 2014 seçimlerinde zaten partinizi ikinci parti yaptınız ve Gemlik'te çok ciddi bir oy oranı aldınız. Evet. Ve 20.550. Ve şimdi ise benim gördüğüm bir gazeteci olarak, bir objektif olarak baktığımız zaman Gemlik'in aslında en çalışkan, en gündeme yakın, hep gündemle alakalı açıklamaları olan, gündemle alakalı mutlaka bir eleştirisi olan bir partiye geçtiniz. Saadet Partisi'ne geçtiniz. Evet. Saadet çalışkanı Partisi, da ekle oraya. Çalışkanı çok ekledim. Eğer eklemediysem özür dilerim. Çalışkan bir parti, bir de kurumsal bir parti. Evet. Yani kurumsal yapısı daha ilk günden zaten kendisini gösterdi. Nereden gösterdi? Adaylık açıklamanızın hemen akşamına zannediyorsam, eğer yanlışım varsa ekip beni düzeltsin, akşamına bütün Gemlik'te billboardlar veya reklam alanları hemen oluşturuldu. Bu da biraz kurumsal yapının aslında bir göstergesiydi.
Bu yüzden ben şimdi İYİ Parti vesaire sürecini geçip hemen hızlıca Gemlik'le alakalı konuşalım. Saadet Partisi ile alakalı konuşalım. Saadet Partisi'nin Gemlik adayı olarak, Gemlik Belediye Başkanı adayı olarak öncelikle Adnan Bıyıklı'nın o Temel Bey'le olan görüşmesinden sonra Saadet Partisi'ne bakışı nasıl oldu ve şu anda Gemlik'te Saadet Partisi eğer iktidar olursa, yani belediyeyi alırsa neler bekliyor Gemlik'i, öyle başlayalım. Evet, şimdi ben şimdi bazı yerler var, onları vurgulamak istiyorum. Tabii ki başkan. Öncelikle biz daha önceki işte adaylıklar sürecinde oturduk, hep bir konuda anlaştık. Adaylıklar demeyeyim, bir MHP adaylığımız var, o kadar, 10 tane de değil yani. Tabii. Bir de şimdi Saadet Partisi'nin resmi olarak benim adaylık içinde bulunduğum ikinci parti Saadet Partisi. Öncelikle şu var, bakın niyet çok önemli burada. Biz karşılıklı olarak birbirimize niyetini anladık, biliyoruz. Emin olun benim böyle biraz, şimdi benim malzemem insan aynı zamanda. 35 yıldır insanla uğraşıyorum. Yani lütfen müsaade ediniz de insanların daha konuşurken kafasından neler geçiyor anlıyorum artık. Tamam, biz oturup konuştuğumuzda karşımda iyi niyet görmezsem ben bu yola çıkmam zaten. Evet, iyi niyet var. Şöyle iyi niyet var. Gemlik için bir şeyler yapmak, Gemlik için çalışma. Hiç kimse maaş almıyor burada. Hiç kimsenin efendim özel bir durumu yok. Makam arabası da verilmeyecek kimsenin ayağının altına. Ama bu çocuklar deliler gibi koşturuyorlar. Dünkü tabiri söylemek istiyorum. Yakışır belki. Atom karınca. Dün böyle bir yaklaşımda bulunuldu bir programda. Aysun Hanım bulundu bunu. Yaklaşımı. Evet, atom karınca. Evet arkadaş, atom karınca. Yani hakkını vermek lazım ama ne kadar atom karınca olursa olsun oradaki niyeti, oradaki o üstün niyeti, iyi niyeti algılamak lazım. Ben onu algıladığımı düşünüyorum. Burada bir tek şey var. Yapmak istediğimiz, ortak yapmak istediğimiz, biz ittifakız arkadaş, böyle yani. Biz buna ortak niyet, kesinlikle Gemlik'in şu noktada olmaması gerektiği, daha iyi noktada olması gerektiği, Gemlik'in modern dünyaya entegrasyonu, bunları konuştuk kendi aramızda ve bunlara yönelik. Şimdi yapılması gereken şeyler belli. Herkes tabii ortak ağızda konuşacak. İşte Gemlik'e şu lazım, bu lazım, falan lazım, filan lazım. Yok işte denizde ulaşım lazım, marina lazım, işte balıkçılığı geliştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ama tabii bunları kategorize etmekte fayda var. Şimdi ben mesela akşam evde yemek yok. Eve diyelim güzel, çok şık böyle bir avizeyle, tavan lambasıyla gidersem benim eşim döver beni. Eve yemek lazım. Tamam, yani acilen akut karnı aç insan avizeyi ne yapacak? Yani şimdi buradaki şey de şu olmalı diye düşünüyorum. Gemliğin acil ihtiyaçları var bakın. Acil akut ihtiyaçları var. Öncelikli olanlar, orta vadeli olanlar, uzun vadede. Şimdi bu öylesi bir şey değil. Amerika'nın planları 50 yıllık plan yapıyor Amerika yaptığı zaman. Avrupa'ya baktığınız zaman 20 yıllık planlar, 25 yıllık planlar. Tabii ki şöyle oluyor, 25 yıl sonraki Avrupa bir öncekiyle bir olmuyor. Ve orada mesela şu anda bu insanlar işte elektrikli araçlarla köşe, biliyorsun gelişen süreç bu. O her köşe başında diyor artık şarj istasyonları var. Şu anda onlar bunu yaptılar. Biz daha bizim soğanımız yok, daha ne konuşacağız yani. Haliyle biz o dünyaya entegre olmak için bunu bir yerden başlatmamız lazım. Bakın benim hayalim bu. Bunu Gemlik'ten başlatmak istiyorum ben. Biz. Önce şunu belirtmek isterim. Ben kazanırsam biz kazanacağız. Yani Gemlik kazanacak. Gemlik de ben dün de bunu vurguladım. Aynı şeyi yine vurgulamak istiyorum. Benim için çok önemli bir kriter. 30 kişilik bir, 31 kişilik bir mecliste 15 kişi eğer meclis salonunu terk ediyorsa ve bunlar meclis üyesi ise oradan karar çıkartmam. Çıkartmam arkadaş. O karar arızalı karar olur. Gemliğe dair bir karar. İkincisi, Gemliğin en az 25-30 yıllık kararı bir kere verirsiniz. Şöyle bir söz vardır. İngilizler 5 yılda bir karar verirler. Kararda geç karar verirler ama yaparlar. Bizde şöyle bir şey vardır. Bizde hemen karar verirler ama hiçbir zaman bitmez. Evet. Ne gibi bitmez? Her hafta bir temel atarsın ama hiçbiri bitmez.
Her hafta bir açılış yaparsın ama hiçbiri gerçekleşmez. Böyle bir tuhaflık var. O yüzden bu kararlar kolay verilen kararlar olmamalı. Bizde olmayacak. Bunun garantörü de benim. Beraber düşünülecek. Yani o şeyden, meclisten o 15 kişi niçin salonu terk ettiğini bana ve Gemli'ye izah etmediği sürece o kararı oradan çıkartmam arkadaş. Yani tabakhaneye bir şey yetiştirmiyoruz. Böyle bir şey yok. Haliyle ben bundan sonraki süreci daha düzenli, daha insana yakışır kararlar alınmalı. Şu ana kadar Gemlik'te harcanan para yaklaşık 450 milyon, yarım milyara yakın para ortada. Yani eleştirmek için söylemiyorum. Lütfen bağışlasın Gemlik halkı beni. Ortada beni aradılar geçen gün. Kliması çalışmayan klimalı duraklar. Ya bu nedir Allah aşkına? Bu nasıl bir filmdir anlamadım. Yani şu, ben o duraklarda insanların beklemesine razı değilim. Alt alta üst üste gitmesine de razı değilim. Bunları konuşacağız. Bunu bizim de bir proje açıklamamız olacak ama ben bunu bugün değil, ben böyle üstün körü kabaca neler düşünüyoruz, her şeyi doluyuz. Her şeyi konuşmaya hazırım. Ancak Gemlik halkının anlayacağı düzeyde çok net, yani biz de bir program yapacağız ve orada bu da sürprizimiz olsun. Çok net, çok güzel bir şekilde nasıl bir Gemlik tasarladığımızı Gemlik halkına göstereceğiz ki bize oy versin. Bu arada ben bir tüyü aldım. Sunumlar bomba gibiymiş program öncesinde. Bayağı sağlam bir lansman olacak. Hani şey var ya böyle az sonra gibi. Şimdi ilerleyen zamanda. Yani ya bizim işte o kısa vadeli planlarımızda kesinlikle Gemlik halkının biraz rahatlaması lazım. Bakın insanlar çok gergin. Niçin gergin? Ekonomi aldı başını gidiyor. Çok büyük problemler var. Efendim ben 31 Mart'tan sonrasını Allah muhafaza diyorum. Yani 31 Mart'tan sonra çok net ki şu andaki durumda olmayacağımız çok kesin. Ondan sonraki fırtınaya, yani bu ekonomik fırtınaya hazırlıklı olmamız lazım şimdiden. 31 Mart'tan sonra mı? 31 Mart'tan sonra. Tabii ki seçimden sonra bu geliyor yani. Bunun için ulema olmaya gerek yok. Şimdi o yüzden de doğru kararları çok net ve doğru vermemiz lazım. Ben şimdi size soru sorma fırsatı da vermiyorum gibi ama bunları da konuşmaz. Program uzasın biraz, hiç önemli değil. Şimdi Gemlik'teki bu akut sorunlar, öncelikle güvenlik sorunu, uyuşturucu sorunu, işsizlik sorunu gibi sorunlar. Sonra otopark problemi, bakın bir ben şimdi dün söyledim, bugün de söylemek istiyorum bunu. Bir deprem problemi var mı? Yoksa ben derim Ahmet Hoca'yı buraya getirip de niye briefing verdirdiniz derim yani. Adama sorarım bu soruyu. Burada ciddi bir deprem problemi var. Depremsellik var. İşte evet, hasarlı binalar çok. Hatta bir deprem olursa 50 bin kişi ölür mölür falan filan gibi, böyle bunlar konuşuldu. Tabutta yaşıyoruz. Bakın bunlar konuşuldu. Açıklamalar yapıldı, evet. Bunlar konuşuldu. Konuşulmuşların üzerine şimdi soruyorum. Soru. Kaç yıl geçti bunun üzerinden? O açıklamanın üzerinden en az 2 yıl. 2 veya 3 yıl olmuş. Yaklaşık 6-7-8 yıl bu. İki dönemde geriye gidin. 16-17 yıldır Gemlik'te bir belediye yok mu Allah aşkına? Var ya, belediyecilik adına madem var, madem bu açıklamaları yaptınız. Efendim, demek ki ben şunu çıkartıyorum buradan. Deprem tehlikesi geçti ki. Kanun hükmünde kararnameden hiç kimse bahsetmiyor, öyle değil mi? Sözleşme falan imzalandı herhalde, deprem şu güne kadar olmayacak diye. Bakın, bu varsa eğer ve bunu yapmıyorlarsa, bunun üzerinde bir çalışma yoksa hali hazırda, seçim girdi, seçim girerse girsin. Yani seçime kadar deprem olmayacak garantisi var mı? Yönetimde kim var şu anda, kimse sorumlu? Onların buna dair bir çalışması var mı? Yok. Yoksa Gemlik'e izah etmeleri lazım niçin olmadığını. Bunları konuşacağız. Ya böyle kaçamak güreşmek olmaz. Şimdi ben olsam şu anda bu sorumluluğu hissederdim. Mesela Gemlik'te korunması çocuklar sokakta, tehlike oluşturan onlar zaten. Siz bu çocukları, ben bir ikisiyle konuştum. Şöyle diyor çocuklar. Yani bize güvenli bir yer, bize sığınacağımız bir dam verin, yapın. Bizi yaşamak istiyoruz. Herkes gibi onlar da yaşamak istiyorlar. Efendim yaşlılarımız bir huzur evi. Bir huzur evi meselesi vardı. Bunları tabii konuşmadan da olmaz. Bunları konuşacağız tabii ki arkadaşlar. Tabii ki konuşacağız. Şimdi bu huzur evi meselesi. Hala huzur evi yapacağız. Huzur evi elinizden tutan mı var kardeşim? Niye yapmıyorsunuz? Yapın ya. Üzerinden 8 sene geçti Allah aşkına. Ne olur yani. Tamam. Şimdi bunların kesinlikle akut dediğim şeyler bunlar işte. Bunları bir an önce toparlamamız, yapmamız lazım. En önemlisi bunların arasında birinci, ikinci sıraya koyabileceğimiz kadar önemli. Bir de şu ulaşım meselemiz var ya, bu ulaşım sorunu. Şimdi
Bununla alakalı ben konuştuğum zaman işte şöyle bir şey deniyor. İşte ulaşım burulaş karışıyor. Diyorum ki Gemliğin şu girişi var. Girişini burada tekrar aynı yerden, ya oradan çıkıyorduk biz, oradan giriş vardı, giriş de vardı, çıkış da vardı. Biraz geriye gidin, 15 sene vardı, geriye gidin, vardı arkadaş. Şimdi ışıklara vardık. Her şey vardı. Şimdi oradan içeriye diyoruz, girişi ben oradan açmak istiyorum. Ya tabelaya varıncaya kadar kaldırır. Ahmet Tural Meydanı, şeyde bir Kartal heykelimiz vardı, onun altında Gemliğe mal olmuş insanlar bunlar, bu kişilikler. Onları niye kaldırıyorsunuz kardeşim? Gemliğin değerlerini mi yok etmeye çalışıyorsunuz diye soru da geliyor içimden. Ama tabii ben bu şu girişi açacağım diyorum. Diyor ki işte orasına karayolları karışıyor. Ya kim karışırsa karışsın, burada ben yaşıyorum. Sen önce belediye başkanı olarak veya belediye ekibi olarak veya Gemliği yöneten kişiler olarak önce bunun bir mücadelesini yapın. Yapamıyorsanız anlatırsınız Gemliğin için yapamadığınızı. Budur. Ben de diyorum ki karayolları ya da diğer kurumlar bu ülkeyi işgal etmiş kurumlar değil ki kardeşim, bu ülkeye hizmet et. Belediye nasıl hizmet amacıyla kurulmuşsa karayolları da hizmet amacıyla kurulmuş bir kurum. Karayollarına sen bunu yaptıramıyorsan eksiklik karayollarında mı sende mi diye sormazlar mı adama? Sonra yaptıracaksın. O girişe ihtiyacımız var. Şunun için ihtiyacımız var. Şu törensel giriş dediğimiz bizim İstiklal Caddesi'nde yüzlerce işletme var. Oradakilerin çoğu da zeytin dükkanı zaten. Zeytin, zeytinyağı vesaire. Şimdi şu yoldan günlük geçen araba sayısını tam olarak ben bilemiyorum. İstatistiğini de tutmadım ama emin olun ki 40-50 binin altında değil. Vızır vızır işleyen bir İstanbul-İzmir yolu üzerindeyiz biz Gemlik olarak. Ve buradan geçen 40-50 bin arabanın, ben burada yönetici olsam, şehri yöneten seçilmiş kişi ben olmuş olsam, oradan içeriye yarısını en az içeriye sokmaya gayret ederim o arabaları. Buraya girsinler. O yüzden öyle bir giriş yaparım ki oraya ışıklı tabelalar bile yaparım, işaretler koyarım. Girsin burada bir alışveriş yapsın insanlar. Burası zeytin şehri. Nasıl geliştireceğiz memleketi? Girmese bile başkanım en azından yavaşlasın değil mi? Çok hızlı geçip gidiyorlar. Yani hani Gemlik görülmeye değer bir yer değil mi? Yani şimdi ben bunları buraya sokmak için varım. Bu insanlar burada gelip bir tur atsınlar. Hatta öyle güzel yerler yaparım ki içeriye. Geçerken burada soluklansın. Mesela çok hoş bir balık lokantaları yaparım. Çok güzel kafeteryalar yaparım. İşte girer soluklanır, birkaç saatini geçirir. Zeytinini alır. Zeytinini diyorum bakın. Kaybettiğimiz zeytini. Daha biz onu başaramadık. Yani daha biz marzimi burada tutamamışız da. Üzerine konuşacağım. Aslında şimdi şöyle bir şey, anekdot geçmek istiyorum ben de. Napolyon'da işte sormuşlar Waterloo. Niye kaybettin bu savaşı diye sormuşlar. Demiş ki valla 3 sebebim var bu savaşı kaybetmemin. Birinci sebebim demiş, silahlarım bitti. İkinci sebebim demiş, dur demişler. Ya birinci de kaybetmişsin zaten, ikinci üçüncüyü saymana gerek yok. Tamam. Şimdi biz de burada daha başlarken kaybetmişiz. Gemliğin girişini kapatmışız. Diğer girişten insanlar bulamıyor. 1,5 girişimiz var. 1,5 girişimiz. Eğer siz Özdileğin orada Umur Bey yolunda karşıdan karşıya arabaları geçirebiliyorsanız gayet tabii ki buradan da geçirebilirsiniz. Bunun engeli karayollar mıdır? Karayolların o zaman sorarım, onu niye yaptın oraya? Onu sök buraya tak kardeşim. Ben Gemliği yöneticisiyim. Burada 100 bin insan yaşıyor. 100 bin insanın talebi bu. Bunu gerçekleştireceksin diyemiyorsanız orada belediye başkanıyım diye veya bilmem işte falancayım diye dolaşmayacaksınız. Gezmeyeceksiniz. Benim şimdi bu keskin belki biraz bu tavırlarım ama ben böyle düşünüyorum. Mücadele etmeden ben yenildim demek olmaz. Burulaş karışıyor, bilmem ne karışıyor demek olmaz. Burulaş karışıyorsa eğer ben noktada bir hassasım. Biraz da şimdi ortak sağlık güvenlik biriminde de görev yaptığım için söylüyorum bunu. Bu çok net. Avrupa'nın hiçbir yerinde 50-55 kişi kapasitesi olan arabaya 100 kişi doldurup bir yerden bir yere nakledemezsiniz. Suçtur, ağır suçtur bu. Otobüsü alırlar elinden, yani söyleyeyim. Bizim burada Gemlik'le Bursa arası kesinlikle bir işte şehir içi bir yol falan değil. Biz işte Bursa'nın artık bilmem ne semtiyiz, bilmem ne mahallesiyiz ya da bir işte merkez ilçesiyiz. Böyle bir şey yok. Ortada bir yol var. Burada bir tepe çıkıyorsunuz, bir tepe iniyorsunuz. O arabayı 100 kişiyi doldurup da bir bayır aşağı bir bayır yukarıya çıkarttığınız zaman ben risk altında olduğunun
garantisini veriyorum. Bunu her platformda konuşurum. Kim gelirse gelsin onlarla konuşurum. Bir felaket yaşarsak bunun sorumlusu kim olacak? Yaşadığımız bir sürü felaketler var. Trenlerde kaza oluyor, 25 kişi ölüyor. Bu sorumlu yok ortada. Nasıl bir ülkeyiz anlamadım. Yani bunun da sorumlusunun olmayacağını biliyorum adım gibi. O yüzden de ha bakın 55 kişiyle bir anormallik, bir kaza durumu yaşarsak bu kaderdir. Ama 100 kişiyle takdir edin ki kader değildir. Şimdi bununla alakalı tabii ki bir an önce keyifli değil mi? Başkanım arada bir soru sorsak diyorum ama izleyiciler kızıyor biraz da. Peki özür dilerim. Esna bitirin cümlenizi. Ben ne demek istediğimi anlattığımı düşünüyorum Gemli'ye. Bence çok net anlaşıldı söylemek istediğim şeyler. Mücadeleci olacağız. Mücadelemizi yapacağız. Tıkandığımız noktada da Gemlik halkına başvururum, peşime takarım 20 bin kişiyi, giderim canına okurum adam. Ne güzel. Şimdi Saadet Tolga Bey size şey olmuş galiba, tercüman olmuş üzerinize. Fakat sohbet güzel ama Serkan da soru soramamanın sıkıntısını hissediyorum demiş. Evet gerçekten tercüman demek olmuş. Ki anlaşılıyor. biraz soru cevap yapalım da insanların gönlü olsun. Bu kadar mesajı artık okuyamayacağız çok zaten. Çok mesaj var başkanım. Saati uzatırız. Hızlı hızlı kısa kısa cevaplayalım. Gece 12'ye kadar kısa zaman. Kısa gelirse problem yok, soru çok. Tamam. Şimdi ben Saadet Partisi sürecine birçok kısa tekrar girip tekrar Gemliğin gündemine gelmek istiyorum. Size ben basın toplantısında da aslında aynı soruyu sormuştum. Evet. Şimdi demin de Feyzi'nin dediği gibi çok çalışkan, çok hırslı bir Saadet Partisi ilçe teşkilatı var. Ama ben mesela Engürlüyüm. Engür'de otururken sizin saadet araçları geldiğinizde işte inen çalışkan ekip ve en başlarında siz ineceksiniz. Bir de tabii bir milli görüş de var. Hani orada o adapte nasıl olacaksınız? Yani hatta şöyle devam edeyim. Sizi ben hırslı dedim. O gün de hırslı gibi nitelendirdim. Yani belediye başkanı konusunda olmak konusunda inanılmaz bir hırsınız var. Öyle mi görünüyor? Bu belediye başkanı olduğunuzda ben öyle görüyorum. Başkanı olduğunuzda egoya sebep olmaz değil mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben 57 yaşındayım. Beni tanıyan tanır, bilen bilir. Bir insanda ben, bu da benim uzmanlık alanım, istediğinize danışabilirsiniz. 57 yaşından sonra ego olmaz bir insanda. 57 yaşına kadar varsa vardır ego. O ego oluşmuşsa oluşmuştur. Benim egomu bütün Gemlik biliyor. Şimdi öncelikle tevazu sahibi olmamız lazım. Önce sevmek lazım. Ben her meslekte şunu söylüyorum. Hangi işi yaparsanız yapın. Eğer inşaat müteahhitiyseniz, insanı seviyorsanız sağlam ev yaparsınız. Sevmiyorsanız vurdu kaçtı evler yaparsınız. Ondan sonra bir deprem olur. İşte soyadınızla göçer olur. Böyle göçer binalarınız ve binaların altında on binlerce insan ölür. Evet. Eğer iyi bir hekimseniz, eğer hekimlik yapacaksanız insanı sevmeniz lazım. Başka türlü emin olun tedavi edemiyorsunuz. Yani böyle bir, çok karşılaşılmıştır bu. Bir karış suratla böyle sirke satan bir yüzle hasta tedavi etme şansınız sıfırdır. Şu anda sizin yapmış olduğunuz mesela topluma haber ulaştırıyorsunuz. Bizleri veya diğer gemideki problemleri halka ulaştırma noktasında sevgi eksikliğiniz varsa topluma yansır bu. Öncelikle birbirimizi seveceğiz. Ondan sonrasında şu var, bakın Saadet Partisi'ni için toplumda nasıl bir algı olduğunu bilmiyorum. Ama çok merak eden olursa gelir bizim yanımıza, arkadaşlarımızla tanışır ki tanıştıracağız kendimizi. Bize ön yargılı değil de sadece bir 5 dakika dinledikleri zaman emin olun fikirleri değişecek ve bizim bir kere şu, biz 50 yıllık bir siyasi parti Saadet Partisi ve ben yeni tanıştım Saadet Partisi'yle. Bu parti bu ülkeye çok, yani bir şekilde çok hizmetleri olmuş bir parti. Daha önceki işte rahmetli Erbakan döneminden işte o zamanki ismi Milli Selamet Partisi iken Karaoğlan'ımızla Ecevit'le birlikte koalisyon hükümetinde Kıbrıs'ı müdahale etmiş ve o dönemin bir partisi, o dönemde başbakan yardımcısıydı Erbakan. Yani ve bu da bunun devamı, yani sonuç olarak hiç kimse haksızlık etmesin kimseye, bu parti bu ülkeye hizmet her aşamada biliyorsunuz mesela memurun da rahat ettiği, o dönemde çok rahat ettiği bir koalisyon hükümetiydi. Hükümetlerde bulunmuş bir yapı. Şimdi kimse kimseye haksızlık etmesin. Saadet Partisi bir öcü bir parti değil ki. Ben bakın, ben kendi adıma söyleyeyim. İçinde bulunduğum durumdan memnunum şu anda. Memnunum. Niçin? Benim Gemlik halkına yapmak istediğim hizmet ve anlatmak istediğim bu şeyleri
ya da oturacaklardı. Diyelim ki önüne sundukları iki çeşit yemeği ya bunu tercih et ya bunu tercih et noktasından biz şuraya getirdik. Dedik ki biz aşçıyız kardeşim, üçüncü tercihinizi de siz söyleyin biz yapalım oldu. Oo güzel. Ne istiyorsanız yapacağız. Menemen de ben severim, istediğini yaparım yani. Şimdi bu da fena bir durum mudur? Yani demokrasi bunu gerektirmiyor mu? Bunu tabii gerektirmiyorsa yani. Oturalım sorgulayalım, kendimizi sorgulayalım bence. Haliyle burada olaya şu var bakın. Politik açıdan bakmamak lazım. Yani bir yerel yönetimde kazanan ve idame ettiren kişinin mesela yıllardır AK Parti iktidarlarında, AK Parti belediyeciliklerinde, AK Parti'nin ideolojisi mi yönetti ülkeleri? İnsanlar yönetti. Bir ilçede başarılı olurken bir ilçede aynı partinin elemanı başarısız oldu. Demek ki kişiyle alakalı bir durum. Şimdi bunu böyle şu duruma getirmemek lazım. Bakın ben buna müsaade etmem. Yani ya bunu seçeceksiniz ya bunu seçeceksiniz, başka tercihiniz yok ve bunu bir genel seçim havasına sokmalarına müsaade etmem hiç kimsenin. Dilim döner o kadar. Bu kadar iddialıyım. Herkesle konuşurum. Kimseyle konuşamayacağım bir şey yok. O yüzden de bu genel seçim değil. Bu yerel seçim. Yerel seçimde kuracağımız ekiple bizi değerlendirecek olan Gemlik halkı. Kimse işte ben ittifak yaptım da falanca ile onun o şu kadar oyu var falan, bakın ben kurucu başkanıyım. 8500 oyu var Gemlik'te İYİ Parti'nin. Hiçbiri benim değil ki. Onların. O 8500 kişinin her birinin birer oyu var. Yani bunu böyle idrak etmek lazım ve hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde veya çantasında keklik gibi düşünmesin kimse. Biz bunları alacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Zor bir yarış olacak. İyi olacak. Be, eğlenceli vallahi şöyle olacak. Yorumlara, mesajlara bakarken böyle çok böyle dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu size ulaştırmak istiyorum başkanım. Derde derman Doktor Adnan diye bir slogan gelişti şu anda, bilmiyorum. Sürekli böyle bir mesaj geliyor. Çare var. Bunu şey bence de. Bunu bence not alın başkanım. Bu lazım olabilir. Vallahi o onu yazan kardeşimize önce teşekkür ederim ama birkaç kişi var. Birkaç arkadaşımız var yazan. Öyle mi? Evet. Evet, sürekli geliyor. Tamam. Yani bir de şu şeyle bir ilgili ben bir fikrimi söylemek niyetimiz istiyorum. Niyetimiz o. Nedir? Bir Gemlik siyaset diye bir şey kurulmuş. Sen sayfa edin. Evet gördüm. Bir sayfa kurulmuş. Aha. Kendisini tanıtmadığı sürece Gemlik'te hiçbir kimse seni adam yerine koymaz. Yani benim fikrim bu. Hani ilk önce bir kendini tanıt, ondan sonra fikrini söyle ki insanlar seni kale alsın. Abuk subuk yazıyor oraya. Hani bunu da çıkıp da kimse söylemez bunu senin yüzüne karşı ama madem ki yakaladık bu akşam seni, seni adam yerine koymuyoruz. Bu akşam da deneme olarak engellemedim. Ama eğer bu şekilde devam edersen seni zaten bizzat ben engelleyeceğim. Bunu da söylemiş olalım. Ya biraz, boş boş konuşmayalım diye bu programları yapıyoruz biraz zaten. Biraz bana şey gibi geldi. Şu anda yanlış anlamayın başkanım. Gemlik'te şu anda kötü bir siyaset yok. Yani başkan adayları özellikle tüm partilerin dediği başkan saygılı. Adayları evet. Saygılı. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Öyle ağır eleştirilerin ya da ağır atışmaların, fataşmaların olduğu bir ortam yok şu anda. Belden aşağı vurma derler yok. Yani. Yok. Yani gerçekten. Şu anda bol tabii ki olacak. Yani. Tabii ki parti adayları, tabii ki partiler birbirlerini eleştirecek. Belki mevcut belediye başkanı tabii ki eleştirecek. Çünkü biz de eleştiriyoruz onun haliyle. Ancak bu sanki biraz bana şey gibi geldi. Ortalığı böyle karıştırmaya, başkan adaylarını da ele alarak, onlarla paylaşarak da biraz sanki böyle belden aşağı vurulacak gibi geldi. Şimdi ben müsaadenizle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi Gemlik'te tabii ki hepimiz daha konuşmamın başında şunu söyledim. Dedim ki biz sadece siyasi rakibiz. Evet. Biz birbirimize düşman değiliz. Ben buradan bir çağrı yapabilir miyim? Tabii ki başkanım, buyurun lütfen. Yani şimdi olması gereken eski siyasetçiler var ya, hani birbirlerine nazik üslubunu hiç bozmadan, birbirlerine hiç hakaret etmeden. O ben çok beğenirdim o eski şeyleri, tartışmaları, sohbetleri. Tamam, bence burada olması gereken şey şu. Bütün kardeşlerime, hepsi benden küçük. Berkay Bey, efendim Uğur Bey, Hacı Ömer Bey ve Canan Hanım. Şu anda bildiğim 4 tane var. Doğru. Benim dışında. Doğru, ben 5.'yim. Hep beraber burada oturalım. Şöyle güzel bir sohbet yapalım. O zaten bana yükleniyor. Yani keşke inşallah yapabilsem. İnşallah. Bilmiyorum Berkay Bey ne düşünür? Bir itirazı olan AK Parti. Ya şu, şöyle bir şey. Keşke bir masada ben toplayabilsem ya. Ölmeden bile toplasam güzel seçilir. Ama şu var, ben kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Yani
bunu sormaya bilmiyorum, gerek var mı yani birilerine? Ben sözünü vermiş olayım. Bizzat ben Berkay Butlu kendine soracağım. Bizzat soracağım. Hani Gemlik'te hiç olmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yapalım. Aynen. Ben vallahi buna çanak tutacağım ya. Elimden geleni yapacağım. Biz de onu inanın daha hani hiçbir aday daha belli olmadan, hiçbir aday resmi açıklanmadan önce. Ya ağzım kuruyor, kusura bakmayın. Estağfurullah başkanım, ben sürekli içiyorum. Asıl siz kusura bakmayın. Sürekli bunu konuşuyorduk biz. Yani daha adaylar açıklanmadı, daha siyasi programları başlamadı, daha bir siyaset programına başlamadık. Ve bizim hep isteğimiz buydu. Tüm belediye başkan adaylarını bir programda ağırlamak, gerekirse saatlerce, belki ya, 4 saat, belki 5 saat, hiç fark etmez. Anladım. Saatlerce Gemlik üzerine konuşmak, Gemlik üzerine istişare yapmak. Sonuçta burada bir parti kazanacak, bir aday kazanacak doğal olarak. O adam gibi kazanacak. Ve adam. O adayla, o aday kim kazanacaksa Gemlik Belediyesi'ni, o aday belki o toplantıdan bir şeyler alacak. Ama ne için alacak? Gemlik yararını alacak. Yani Gemlik yararını olabilecek belki bir projeyi alacak, değerlendirecek. Bu yüzden bu programı biz de çok önemsiyoruz. Ki daha dediğim gibi hiçbir aday belli olmadan bunu biz çok istiyorduk. Biz de sizin bu çağrınıza destek olalım. Ve inşallah tüm belediye başkan adaylarını Gemlik Life ekranlarında, hatta belki biz değil, sadece Serkan Kanal ve Feriz Sarıkaya değil, belki diğer gazeteci arkadaşlarımız da olabilir. Gemlik'te keşke gazeteci olsa yani. Sonuçta Gemlik'in bir tek sesi biz değiliz. Onlar da var. Tüm belediye başkan adayları varsa onların da olması gerektiğini düşünüyoruz. Hep beraber sorularla, ya cevaplarla. Çatır çatır soruların sorulacağı bir program ya. Hani siyasetçiler çok güzel olur. Emin olun biz bunu çok istiyoruz. Tüm siyasetçiler kendine çok çok güveniyor. İşte böyle çok affedersiniz hani programın da seviyesini düşürmek istemiyorum ama işte böyle Gemlik siyaset gibi dangalaklar bozmaya çalışıyor. Yani buna müsaade etmeyeceğiz. Evet. Profilsiz. Profili bile yok adamın. Profilsiz. Kalkmış mesaj atıyor. Hani lütfen bırak düş yakamızdan, sen kendi çöplüğünde oyna. Bize de bulaşma. Şimdi gelelim reklam mı? Gidelim mi reklama? Acıklı soluk alalım. Valla Serkan Bey'i bir kızdırdılar biraz. Yok, hararet. Ben atıyorum enerjimi zaten. Dönüşte tamam, mesajları tamam okuyacağız. Mesajları cevaplayacağız. Soruları cevaplayacağız. Bu daha arada şeyi de söyleyelim. Çok da konu var. Yani sonuçta bizim programımız kayıtlanıyor. Facebook'ta kalıyor. Hı hı. Başkan da bunları görecek zaten. Programdan hı hı sonra da sizin mesajlarınızı görecek. Biraz da biz okumasak da lütfen o şekilde atın mesajlarınızı. Yani başkanım ve ekibi zaten bunları okuyacak. Evet evet. Gidelim bir soluklanıp tekrar gelelim. Aynen. Kısa bir reklam arası. Nesneleri algılayarak otomatik olarak renk ayarlaması yapar. Stüdyo ışığı efektiyle birbirinden güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. 1, 2, 3, 4. Galaxy A9 bu benzersiz dörtlü kamerayla yetinmiyor, güçlü bir performansla sergiliyor. Nasıl mı? Tabii ki gelişmiş belleği ve 512 GB'a kadar artırılabilir hafızasıyla. Backbeat, the word is
on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Nesneleri algılayarak otomatik olarak renk ayarlaması yapar. Stüdyo ışığı efektiyle birbirinden güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. 1, 2, 3, 4. Galaxy A9 bu benzersiz dörtlü kamerayla yetinmiyor, güçlü bir performansla sergiliyor. Nasıl mı? Tabii ki gelişmiş belleği ve 512 GB'a kadar artırılabilir hafızasıyla. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından kaldığımız yerden gaming siyasetinin konuşulduğu kulis programı devam ediyor. Ve bugünkü yayınımızda biliyorsunuz ki canlı yayın konuğumuz Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor Adnan Bıyıklı. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorular vardı. Ben öyle demiştim reklama girerken. Soruları okuyalım. Mesajlar çünkü seyircilerimiz bize kızmaya başladı Serkan Bey. Şimdi benim telefonum çaldı diye. Eski mesajlar gitti. Senden devam edelim. O zaman ben başlayayım biraz. Evet, en şöyle, çok sorulan sorulardan başlayalım. Öncelikle tabii ki projeler soruluyor. Projelerin bir kısmına tabii ki biz sorarak devam edeceğiz. Hepinizi yayınlar Adnan Bey. Belediye başkanı olursa esnaf için neler yapmayı planlıyor demiş Murat Kader Ateş. Evet, teşekkür ederim Murat Kader Ateş'e. Şimdi evet. Ben az önce bir şey söyledim. Dedim ki Gemliğin bu girişi. Oradan başlamak istiyorum. Gemliğin girişini açtıktan sonra esnafın çok rahatlayacağını göreceksiniz. Şimdi özellikle ben bir hikaye anlatmıştım. İki akşam önceki bir programda. Dedim ki bir işte Japon İmparatoru'nun hikayesini anlatmıştım. Uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Kulesine çıkıp şöyle bir baktığında tütmeyen ocakları gördüğü zaman demiş ki sarayın bütün vergileri kaldırın, sarayın giderlerini azaltın. Ve aradan 6 ay, 8 ay ya da 1 yıl geçtikten sonra tekrar sarayın kulesine çıkıp baktığında dumanların tüttüğünü görmüş ama bu arada eşiyle, ailesiyle sarayda sıkıntı yaşamış. Saray dökülmeye başlamış. Hizmet tabii yok. Hizmetkarlarını göndermiş saraydan.
Daha sonra çıkıp dumanların tüttüğünü gördüğünde demiş ki evet benim halkım zenginledi. Benim halkım fakirken ben de fakirdim. Aslında şatafata bakmayın. Halk fakirse siz fakirsiniz. Ama Gemlik halkını, Gemlik esnafını özellikle güçlendirirsek onların cebine giren para dolayısıyla Gemlik Belediyesi'ni ve Gemlik'i güçlendirecek. Ondan sonra gelişme daha hızlı olur, daha süratle şehri tekrar dizayn ederiz. Güzelce yeni bir işte yakışır, içinde bulunduğumuz çağa yakışır bir sahil kenti, ben kasaba demeyeceğim artık Gemlik için, bir sahil şehri, bir sahil kenti olma yolunda daha hızlı adım atarız düşüncesiyle öncelikle bizim yapmak istediğimiz, tabi burada projeye de girmiş oluyoruz ister istemez, isterseniz oradan yürüyeyim gideyim. Yani kısa kısa eğer geçersek çok kısa, tabii, seviniriz. Tabii şimdi bizim projelerimizde öncelikle Gemlik'i ben 40 yıl öncesini çok iyi bildiğim için Gemlik 40 yıl önce nasıl bir turizm kenti ise, turizm kasabası idi o zaman, turizm kasabasıysa o zaman böyle bir problemler yoktu. Balıkçılık vardı. Tarım vardı. Tarım, zeytin dediğiniz zaman akla Gemlik gelirdi. Tabii şimdi bunları kaybettiğimiz için sadece işte bizim serbest bölgede işte 60 civarındaki fabrikaya kaldık artık. Evet. Oradaki fabrikalara işçi sokmaya savaşıyoruz. İşte o yüzden şimdi işçi iyi para kazanırsa işçi sayısını, çalışan kişi sayısını, işsizlik hat safhada şu anda Gemlik'te. Bakın bunu şöyle de örnek özetlemek istiyorum aslında. Bir şey var, ipin ucunu tutuyorsunuz, kazakta kazak sökülüyor. Bütün problemler birbirine bağlı. İşsizlik Gemlik'te ekonomiyi çökertiyor. Ekonomi esnafı etkiliyor. Esnaf dükkanı açıyor, akşama kadar siftahsız yapmadan kapatan esnaflar var. İşte 400 tane esnaf kepenk indirmiş, kapatmış dükkanı. Bütün herkes, insanlarımız ekonomik olarak çöküntüde şu anda. Ondan sonra önümüzde bir seçim var. Bizim tabii bunları önce tekrar 40 yıl öncesine, o bir örnekti bizim için, o hale getirmek bile başarılı. Bakın şöyle bir şey var mı? 40 yıl öncesine döndüğünüz zaman 50 yıl ileriye gitmiş gibi oluyorsanız bu arıza. Problem yani bu. Yani burada da bizim yapmak istediğimiz önce şu turizmi bir canlandırmamız lazım. Turizmi canlandırmak için denizin temiz olması lazım. Denizin temiz olması için mevcut tekrar her gün kirleniyor çünkü. Her gün iki tane dereden Orhan Gazi yolu üzerinden bir sürü fabrikadan irin akıyor. İrin Gemlik'e, denizine. Bunları temizlemek için derhal bir arıtma tesisine ihtiyaç lazım. Arıtma tesisini yaptığınız zaman ondan sonra oturup şu serbest bölgedeki fabrikalarla, emin olun herkes o zaman size el atacaktır. Herkes yardım edecektir. Oradaki arıtmaları doğru çalıştırıp denizi kirletmemek lazım ve 37 kilometrelik bir sahili, 36 kilometrelik bir sahilimizi biz değerlendiremiyoruz. Şu anda birçok insan Gemlik'te deniz olduğunun farkında bile değil. Sadece denizden geçinen yer söyleyeyim mi size? Ayvalık, Sarımsaklı. Bu insanlar sadece denizden geçiniyor. Başka bir gelir kaynakları yok. Ne serbest bölgesi var, ne fabrikaları var. Ama oradaki işsizlik sayısı bizden az. Yani o da ilçe, biz de ilçeyiz. Şimdi temel manada baktığınız zaman bunların hepsi bir tek proje halinde aslında bunları ele almaya başladığınız zaman arka arkaya gelecek hepsi. Bir problem mi var? Mikrofonu bir kontrol edebilir miyiz? Hemen bakayım. Şu anda çalışıyor, sıkıntı yok. Tamam, elinizi biraz böyle yapıyorsunuz da bazen. Benim diyorsunuz da başkanım, biraz ya problem oluyor galiba. Neyse. Peki ellerimi tutun o zaman. Şimdi şöyle yapayım, ben bitiriyorum. Ne demek istediğimi önce anlamaları lazım insanı. Çünkü çok net anlatamazsın. Ben esnaf için ne yapabilirim? Merkezi hükümet bir şey yapamıyor, ben ne yapayım? Yani esnafın cebine para mı koyacağım? Yok. Belediyenin bütün imkanlarını esnafa mı? Sadece şu var, esnafı rahatlatmam açısından. Mesela sadece şu yolu açmam bile, az önce bahsettiğim buradan geçen 40-50 bin aracın 20 binini soktuğum zaman içeriye esnaf zaten rahatlayacak yani doğal olarak. Alışveriş artacak. Esnafın da benden istediği cebine para koymam değil, alışverişini artırmam. Bunları sadece benim değil, hep beraber düşünmemiz gerekiyor bu konuyu. Ben diğer teşkilatları, ben kazanırsam diğer partileri bu işin içine çekeceğim, bundan emin olun. İnşallah, ne güzel, keşke. Şimdi bir başka, bizden önceki başka bir programda Huzurevi ile ilgili bir anekdot not aldım. Bunu ilk defa sizden duydum. Huzurevi ile ilgili bir bağıştan bahsettiniz. Evet. Bir bağış yapıldığını ve aslında bu bağışın Huzurevi'ne harcanmayıp
tekrar Gemlik Belediyesi tarafından iade edildiğini söylediniz. Doğrudur. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Ve ben bunu ilk defa duydum. Bu konuyu biraz bir açar mısınız? Evet. Şimdi 5 yıl önce ben yine adaydım biliyorsunuz. O dönemde biz teyzeciğimin evine gittik. Konuştuk. Çok öfkeliydi. Bizden bir yıl önce Gemlik'te belediyeye 600 bin lira bağışladığını ya da 500 bin lira bağışladığını faiziyle birlikte geriye aldı sonra bu parayı. Peki huzurevi için mi vermiş parayı? Tabii tabii. Bunu teyzenin en büyük özlemi istediği işte ben ölmeden bir huzurevi olsun burada Gemlik'te diye bağış yaptığını anlattı. Daha sonra tabii üzerinden bir yıl geçmesine rağmen daha gündeme bile gelmediğini huzurevinin. Daha sonra da belediyeye müracaat etti. Çünkü şartlı verilmiş bu bağış hibe. Şartlı yapılmış. Yani huzurevi yapılsın diye verilmiş bu para. Tabii üzerinden bu kadar süre geçmesine rağmen huzurevi yapılmadığından tekrar geriye talep edip faiziyle birlikte geriye aldığını biliyorum. Şimdi burada ben buradan aslında şöyle bir çıkarım da yapabiliriz. Demek ki doğru işler yapmak. Şimdi o huzurevi bir başlanmış olsaydı belki bir başka teyze insanlar katılacaktı. Yani. Yani buradan böyle bir sonuç çıkıyor. Herkes bir kürek atacak yani. Herkes bir omuz atacak aslında bakarsanız. Bu beklenti sadece şu. Siz o ilk ivmeyi tekeri bir kere döndürün. Ondan sonra kendi kendine yürüyecek zaten. Ama bu yönde bir çalışmanın olmaması tabii üzücü. Bakın ben kimseyi zan altında bırakmak gibi bir niyetim de yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Doğru yapılmış şeyler var, yanlış yapılmış şeyler var. Ben belediye başkanlığında doğru yapılmış şeylerin daha fazla olacağını iddia ediyorum. Bu bir iddia. Tabii ki onu da Gemlik halkı değerlendirecektir. Peki başkanım, Murat Çengeltaş'ın bir sorusu var. Bir sosyal medya yöneticileri olarak Gemlik'in tarihi ve eski değerleri için düşüncelerini merak ediyorum demiş. Kalan kısmı yani çok fazla tüketildi bu Gemlik'in tarihi değerleri. Bizim mesela buna dair Gemlik'te eski dönemde benim çocukluğum döneminden kalma evler vardı. Bir işte bir öğretmen evi oldu, bir bekçilerin evi vardı. Şu anda onların üzerinde bile bir çalışma yok, dökülüyorlar. Yani tabii ki Gemlik'in eski dokusunu, eskiden kalma dokusunu korumak bizim görevimiz. Bununla ilgili ciddi çalışmaların yapılması lazım. Bir de yani nasıl diyeyim az önce söyledim ya Gemlik'te daha Ahmet Dural Meydanı'ndaki Kartal heykelini koruyamamışız da iş bu diğerlerini korumak artık bilmiyorum. Ben bunlara sahip çıkacağımın sözünü veriyorum. Murat abimi de çok iyi tanıyorum. Bakın Gemlik'te mesela bizim çocukluğumuzdaki o sinemaları bile özden hale geldi. Bir tane sinemamız vardı. Murat abi sinemacıdır. Evet. Bir tane sinemamız vardı. O da yerinde yerler esiyor. Ve potansiyel var. Yani bence toplumun sanat yönünü mesela bir konservatuara, bir açık hava tiyatrosunun, bir sinemanın zaten mevcutları kaybediyoruz sürekli. Bunların olmamasının aynı zamanda da spora, çocukların, gençlerimizi spora yönlendirmemizin faturasını acı olarak ödüyoruz aslında çocukları uyuşturucu batağında. Bunlar az önce dediğim gibi sonuç olarak bir yerden bir tutuyorsunuz, kökü geliyor. Arkadaş böyle anormal bir durum var yani Gemlik'te. Evet, böyle hamaseti bir kenara bırakmalıyız artık. Yok ben işte temel atıyorum bilmem ne, bunları koyun kenara. Temelle ihtiyacı yok bu milletin şu anda. Bu milletin şu anda sahiplenilmeye ihtiyacı var. Yani bir baba eline ihtiyacı var. Bu baba eli de seçilmiş kişidir Gemlik'te. Yani ben böyle bir işbirliği de yok. Seçilmiş kişiyle atanmış kişilerin işbirliği içerisinde olması lazım ve bu işbirliğini seçilmiş kişi başlatır diye düşünüyorum. Yani ben inşallah bunu çok önemsiyorum. Murat Bey'in bir hassas konusu da mesela siz biraz daha bina olarak gittiniz ama biraz da kişi olarak mesela bir Doktor Seyfi'nin adını bir sağlık ocağı, neden bir hastaneye verilmedi? Tabii şimdi ben bu yoğunlukta... Tek tek sayarsak hani program zaten yetmez ama bu yoğunlukta, hiç olmaz Doktor Seyfi'nin adını analım yani bence. Yani bir sağlık ocağına gayet tabii ki verilebilir Seyfi hocamızın ismi. Seyfi Bey çünkü Gemlik'e mal olmuş bir isimdir. İşte Doktor Naci amca abi, Abdullah Öztemiz. Bunlar Gemlik'in tabii ki o böyle bir tane, iki tane, üç tane hekimin olduğu dönemlerin değerleri haliyle hepsinin o güzel hatırasına sahip çıkmak zorunluluğu var aslına bakarsanız. İşte mesela ben şu dönemde bile birçok Gemlikli kendi kendine çırpınıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte internette bir sayfa oluşturuyor.
WhatsApp sayfası oluşturuyor, WhatsApp grubu oluşturuyor. Bir zamanlar onlar da vardı Gemlik'te. Şimdi Tolga Sarışer. Şimdi Tolga Sarışer'in bir mesajı var, hemen ona geçeceğim. Öyle mi? Evet. Üstüne mi bastık? Üstüne bastık. Piştim tam olduk onu, yani. Tam onu okuyacaktım. Yani çok özür dilerim. Yine aynı şekilde artık onlar da var Gemlik'te gibi. Bir insanlar kendi başına çare bulmaya çalışıyor ya. Yani bunu aslına bakarsanız böyle halkı, Gemlik'i, herkesi kucaklayacak bir yapının artık zamanı geldi de geçti diye düşünüyorum. Çok arkadaşlar. Değerli insanlar bu insanlar. Ya. Kesinlikle ya biraz dinlenseler, birazcık dinlesek. Aslında çok güzel şeyler çıkacak yani. O zaman hemen Tolga Sarışen'i dinleyelim bakalım. Dinleyelim, biz dinleyelim bari. Gemlik Life ailesine iyi akşamlar ve iyi yayınlar diler. Adnan abiye de başarılar dilerim. Belediyecilik biraz resmi, biraz özel, biraz da siyasal bir kurumdur. Hep bu kurumlarda çalışmanın zor ve sıkıntılı bir iş olduğunu ifade edilir. Size göre bu tür kanaatlerin kaynağında ne vardır? Bu gerçeklik ya da algıyı ortadan kaldıracak nasıl bir yönetim anlayışı vaat ediyorsunuz demiş Tolga Sarışen. Tolga Sarışen'e o zaman şöyle bir cevap vermek istiyorum. Tolgacığım, bekse Gemlik seni de bekliyor, beni değil sadece. Hadi gel bu işin içerisinde beraber olalım. Şimdi ben Gemlik'in bu birikmiş sorunlarını Tolga kardeşim sadece benim sırtıma yüklemesin. Gelsin benim yanımda beraber öyle bir örnek verelim ki. Şimdi biraz siyasal, biraz resmi, biraz bilmem ne diye. Tabii ki ben 650 tane hekimin amirliğini yapmış adamım. Hekim idare etmek çok zordur bakın. Evet. Hekimleri kolay idare şimdi edemezsiniz. Her biri alanında uzman. Çok zeki insanlar. Evet. Tamam. Ben onları idare etmiş insanım. Gemlik'teki bütün dinamik kurumları bakın. Sadece belediyeyle çözemezsin Tolgacığım bunları kardeşim. Tamam. Sadece belediye yetmez. Belediyenin gücü yetmez. Bütün akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşları. Mesela bir dernekler yerleşkesi fikrim vardı benim. O zaman söylemiştim bunu, dedim ki bütün dernekler bir arada olsun. Yani herkes kendi mahallesinde kendi kültürünü yaşatmaktansa biz bütün kültürleri öğrenelim. Bir harman yapalım, onları bir karıştıralım. En güzel meyve suyu karışık meyve suyudur biliyorsunuz. Evet. Bu tadı da bambaşkadır. Her tattan biraz alalım. Bunları da biz beraber geliştirelim. Ben şimdi o zaman sayenizde Tolgacığıma bir çağrı yapmış o zaman oluyorum. Hadi gel siyasete. Vaat değil de davet geldi. Davet, davet. Benim vaatlerim şu. Bakın, Gemlik'te halkın benimsemediği hiçbir şeyi ısrarcısı olmayacağım. İhtişare kanallarınız açık olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ne güzel. Her şeyi ben yaparım diye bir kural yok. Kimini Tolga'ya soracağız, kimini Murat Çengeltaş'a soracağız, kimini diğer, bakın diğer partiler. Size de sor, Allah'ını seversen. Size de sor. Bakın diğer mesela siyasi partiler var ya, bu böyle sac ayak gibi düşünün. Birisi eksik olursa eğer, birisi buğz ederse yaptığımız bir şeyi, benimsemezse, onaylamazsa orada eksiklik hissederim ben. Hissetmeliyim. Düzeltmeye gidersiniz. Gibi. Tabii eksiklik hissetmeliyim. Acaba neyi eksik bıraktım da bu arkadaşlar gördü? Biz ne yaratıcıyız ne peygamberiz. Tabii ki eksiklerimiz olacak. Sadece benim bireysel değil de kurmuş olduğumuz meclis de hatalı karar çıkarabilir. O zaman ne yap? Benim düşüncemde şu da var. Gemlik'te dinamik bir ihtiyar heyeti gibi. Gemlik Meclisi, Kent Meclisi, Kent Konseyi. Ama dinamik bir kent konseyi. Yani iştirak eden, işlerin içine giren karar aşamasında kendi beraber hareket edeceğimiz proje yetkili, aynen, bu da önemli. Yetkiye müdahil olan bir kent konseyi, kent meclisi oluşturmak gibi bir şeyimiz var. O zaman daha az hata yaparız. Niçin mesela İngilizler çok uzun düşünüyor, kararı veriyor, 5 yılda karar veriyor, 5 yıl sonra yapmaya başlıyor, işte bu yüzden. Doğru karar vermek için çok istişare. Çünkü buraya parayı, bakın örnek vereyim bir tane. Duruyorsunuz meclisten bir karar çıkarıyorsunuz ve bu kararda Gemlik'e kapalı bir pazar yeri kazandıracaksınız. Başlıyorsunuz, sonuç fiyasko. Harcadığınız para 5 tane pazar yeri parası. Ben bir daha aynı konuda şunun sözünü veriyorum. En az 30 yıl aynı konuyla Gemlik düşünmemeli. Bu kararı bir kere verirsiniz. Şehirler böyle inşa ediliyor. Yani bir gecede şehir, gece kondu değil ki bu, bir gecede şehir inşa edemezsiniz. Kademe kademe. Herkesin gönlüne yatacak şekilde ben kapalı pazar yeri yapacaksam, işte Nilüfer'de Agora'nın arkasında var bir kapalı pazar yeri, ondan 5 tane yapıyorum ve her gün, bak az önce dedi ki hani esnafa ne, al işte esnafa bunu yapacağım. Yani kapılar birbirine açıyor hep aslına bakar. Her konu
Çorap yine, söküyor gibi. Aynen. Yine esnafa haftada yarıyor. Haftada iki gün değil de haftanın her günü. Her aynen. Günü, Gemlik halkına yarıyor. Esnafa yarıyor. Hayır. Haftanın diğer günlerinde, esnafın orada olmadığı günlerde de köylü pazarı, köylü ürettiğini satabilsin. Niçin zabıtayla kovalambaç oynasın sokak aralarında köylü? Köylünün ekonomiye ihtiyacı yok mu? Ben bir şey daha mesela burada hep fikri açıyor, birbirini açıyor dedim ya. Bunlar bizim düşündüğümüz şeyler. Bunlar projelerimizde detaylı olarak anlatacağız zaten. Şimdi benim gönlümden geçen şu, ev hanımları evinde oturuyor, oturduğu yerden bir arkadaşımız var, Gemlikli ama il dışında bir yerde yaşıyor. Söylemeyeyim nerede yaşadığını. Onunla konuştuk. Sadece soyadını vermeyeceğim, adını verebilirim, İsmail Bey. Oturduk, konuştuk kendisiyle. Bu aynı zamanda eğitici. Yani bu işte eğitimler veriyor, konferanslar veriyor. Yok yok, eğitici, el işi eğitimi veriyor. Halk eğitim merkezleri gibi. Aynen. Şimdi belediye bu bünyesinde bunu gayet tabii yapabilir. Evinde oturan ev hanımlarına eğitimini verdikten sonra şöyle bir projemiz var. Bir ara hatırlıyorsanız eski eşyalarınızı getirin, belediye bir showroom hazırladı. Orada o eşyaları sunumunu yaptı. İhtiyaç sahiplerine kullanmadığınız eşyaları bıraktınız oraya. Onları ihtiyacı olan kişilere geldi. Oradan dağıtıldı, verildi. Devam ediyor hala. Devam ediyor. Yani ara ara devam ediyor. Devamlılığı var mı bilmiyorum. Var var. Var, öyle var mi? O çok güzel. Çok güzel bir proje. Çok güzel. Bu konuda ben mevcut belediye başkanını tebrik ederim. Yani çok doğru bir hareket bu. Bu minvalde ev hanımlarına oturdukları yerde siz bu eğitimi verdikten sonra bir sürü var. Benim ablam da yapıyor incik boncuk evde. Onları yap ama turizmi de canlandıracağız ya, bakın o zaman örtüşüyor birbirine. Evet, yani evet. O ben dedi bahsettiğim 20 bin aracı şehir içine sokarsam güzel de bir showroom onun için yaparım belediye olarak. Orada ürettikleri malzemeleri belediye showroomunda satıp evdeki ev hanımlarının hesabına ekonomilerini ne kazandıysa geçer. Bakın evde oturduğu yerden insanların ekonomisini artırdın. Bunları düşünmek için ulema mı olmak lazım? Sadece düşünmek yetmez mi? Ben şimdi bugüne kadar işbirliği yapmış olsaydık, ben bir siyasi partiyim, beğenirsin beğenmezsin. Senin fikrinden veya benim fikrimden olmak zorunda değil kimse. Tabii ki, tabii ama bu süreci beraber değerlendirseydik, beraber konuşabilmiş olsaydık, mevcut başkanlar, mevcut iktidar biraz da danışsaydı, her şeyi ben bilirim havasından kendini bir arındırmış olsaydı, belki şu ana kadar böyle bir yapı yapılmıştı. Fena mı olur? Bu noktada ev hanımları verecek kararı 31 Mart'ta. Evet. Ev hanımları demişken bugün bir slogan gördüm. Doktor evinizde diye. Evet. Yeni bir kampanyanız başlamış galiba. Onun hakkında biraz bilgi alabilir miyiz başkan? Vallahi şimdi biz ev gezileri de yapacağız ya. Aha. Kim davet ederse ben derdimi anlatmak üzere, yani daha doğrusu Gemli'ye ait hasletlerimizi, dertlerimizi anlatmak üzere davet edilen her yere gidip şu sohbetleri yapmak istiyorum. O zaman sizi davet etmek için şu anda canlı yayının altına da mesaj yazabilir o zaman izleyenlerimiz. Memnuniyetle. Hiç olmasa kayda takip eder. Şeref duyarım. Ekip tabii bizim, eder. Bizim zamanımız belli bir zamanımız olacak. Biz zamanı beraber ayarlayıp istedikleri ortamda, mesela ben geçen seçimde ev hanımlarının günlerine de gitmiştim. Memnuniyetle tekrar giderim. Çok da güzel işte. Hafta börekler. Aynen öyle. müsaade ederseniz Erhan Ayaz. Onlarca soru attı. İçinden bir tanesini seçtim Erhan Bey. Kabul edin lütfen. Hakkınızı helal edin. Gemlik'te birçok öğretmen görev yapmakta. Ancak bu öğretmenlerimizin yakınlarına, diğer bölgelerden gelebilecek öğretmenlere ilçemizde ağırlayabilecek belediye bünyesinde bir öğretmen evi kurulması var mı, böyle bir fikriniz projelerin içinde var mı diye sorar. Şimdi, kısa rica ediyorum cevabı. Tabii. Yani bizim projelerimiz içerisinde misafirhane var. Gemli'ye dışarıdan gelecek güzel, hoş böyle bir misafirhane projemiz var. Hatta şununla birlikte eş güdümlü düşünüyoruz. Gemlik'te bir kere bir madem ki turizm bölgesiyiz, bir turizm otelcilik yüksekokulu lazım. Aynı zamanda orada kurulacak Turizm Otelcilik Yüksekokulu'na bağlı. Bunların bir de uygulama otelleri oluyor biliyorsunuz. Evet. Evet. Bunu misafirhane olarak değerlendirip belediye olarak tüm desteği vermek gibi bir böyle bir düşüncemiz var. Proje. Yani bir taşla iki kuş vurmak gibi bir proje. Yani bir tek öğretmenler için değil, Gemli'ye gelecek. Neredeyse. Yani öğretmen evi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekelinde. Hiçbir belediye öğretmen evi yapmaz. Yani bu belediye. Ama genel binasını yaparsın, verirsin öğretmen evini, o başka ayrı bir konu, şey. Evet. Ama burada biz
belediye olarak bir misafirhane ve bunu turizm otelcilikte destek yapacaksak aynı zamanda ilçeye bir üniversitede kazandıralım. Bizim eksiklerimizden biri de bu. Eğer üniversite olursa o şehir de modernleşiyor. Daha uyumlu, daha insanların düzeyleri, eğitim düzeyleri de daha farklı oluyor yani. Peki oradan da benim hassas olduğum bir ikinci konu. Yani esnafa ben çok hassasım, bir de engellilere. Sevgili Metin abimiz de sürekli mesaj atıyor. Hem onu da rahatlatmak adına engellilerle ilgili, tamam çok açmayalım projeyi ama hani engellilere de sahip çıkacak mıyız başkan olmanız durumunda? Kesinlikle. Şimdi buraya başkan adayı olarak gelen bir kişi engellilere sahip çıkmayacağız der mi? Tabii ki çıkacağız ama tabii ki bunu doldurmak lazım, içini doldurmak lazım. Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak olan tüm süreç belli aslına bakarsanız. Bunların tamamı, şu an eksik olanların tamamını profesyonel bir ekiple, bakın profesyonel ekip eşliğinde bir bir hayata geçirmek planımız zaten var. O da bizim projelerimizin içerisinde. Bunlar tabii ki dedim ki bizim hani o kısa, orta ve uzun vadeli projeler ya, kısa vadeli projelerimizin içinde bu. Bir an önce yapılması gereken, bu toplumu rahatlatmamız lazım. Toplum inanılmaz gergin. Görüyorsunuz son zamanlarda cinayetler, bir şeyler böyle. Bunlar toplumun gerginliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu da benim uzmanlık alanım. Haliyle bunları bir an önce toplumu ne kadar rahatlatırsanız, kendini ne kadar güvende hissederse bu olaylar bu kadar. Tabii ekonomiyle de bu aynı zamanda bir tetikleyici de o. Bunların tamamı için projelerimiz var. Onu da bir sürpriz yapalım ne olur. Olur mu yani? Tabii ki başkanım. Özellikle bir pil değişimi yapacağız. Çok kısa hemen bir reklam arasına gidelim. Tamam. Sadece hemen bir dakika pil değişimi yapıp tekrar geliyoruz. Hemen girelim reklama. Nesneleri algılayarak otomatik olarak renk ayarlaması yapar. Stüdyo ışığı efektiyle birbirinden güzel fotoğraflar elde etmenizi sağlar. 1, 2, 3, 4. Galaxy A9 bu benzersiz dörtlü kamerayla yetinmiyor, güçlü bir performansla sergiliyor. Nasıl mı? Tabii ki gelişmiş belleği ve 512 GB'a kadar artırılabilir hafızasıyla. Evet, çok kısa bir reklam arası verdik bir pil değişimi için. Bir başkanımın sesini bir alalım. Başkanım nasıl? Gemlik duyuyorsa beni iyi. Gemlik duyuyorsa iyi, tamam o zaman duyuyor. Evet. Başkanım şimdi böyle hafiften sorunlarla başladık. Sorunlara çözüm bulma noktasında konuştuk. Gemliğin bence en önemli iki sorunu, biri madde bağımlılığı, biri ulaşım. Ben madde bağımlılığıyla başlamak istiyorum. Madde bağımlılığıyla alakalı Gemlik'te sürekli bir sıkıntı yaşanıyor. Gemlik'te ne yazık ki hiç yapmak istemediğimiz haberleri yapmak zorunda kalıyoruz. Maalesef. Ve cinayetlerle anılıyoruz ne yazık ki Gemlik'te. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz başkanım? Gönlümden geçeni söylemek istiyorum bununla alakalı. Tabii şimdi tabii ki ülkede bir ciddi manada güvenlik problemi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. Bu çok net. Ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla alakalı mücadele eden Gemlik'te bir dernek var. Bir dernek kuruldu. O kendi kendine. Yani kişiler sorunlarını kendi kendine çözmeye çalışıyor. Belki de şunu bulamıyor. Yani belediye bu kadar yükün arasında, bu kadar birikmiş yükün arasında
uyuşturucu satanları kovalayacak bir kurum değil. Tabii ki. Belediye şunu yapar. Ben bu konuda her türlü desteği vermeye hazırım. Belediye emniyet güçlerini harekete geçirir. Problemleri tespit eder ve işbirliği yapar. Eğer bir emniyet müdürünün arkasında bir belediye başkanı duruyorsa, o zaman veya bir işte kuvvet komutanın, ilçedeki kuvvet komutanının arkasında belediye başkanı kale gibi duruyorsa, orada problemler çözülür. Aynı zamanda davet edilir. Yani hükümetin tüm yetkilileri, tüm birimlerini burada ki uyuşturucuyla ilgili programların yapılmasını, uyuşturucuyla ilgili seminerlerin verilmesini ve emniyet güçlerine destek olarak gerekirse onlarla birlikte hareket ederek bu problemi aşacağımıza kesinlikle inanıyorum. Çünkü halkın bilinçlendirilmesi. Halkın bilinçlendirilmesi. Bakın benim söylemek istediğimi ifade ettiniz. Bazen Türkçe yeterli olmuyor. Estağfurullah başkanım. Şimdi bir kelimeyle şey yaptın, izah ettiniz. Evet, halkı bilinçlendirmek bu konuda çok önemli. Tabii bizim üstümüze ne düşüyorsa belediye yöneticisi olarak bu konuda kesinlikle fazlasını dahi yapmaya hazırız. Her şeyi yapmaya hazır olmalıyız. Uyuşturucuyla alakalı. Yani biz burada emniyet müdürlüğünün görevlerini üstlenecek değiliz. Tabii ki. Ama kapıları kesinlikle açacağız. İşbirliği yapacağız. İşbirliği çok önemli. Kurumsal işbirliğinde daha problem var ülkemizde. Yani bir iletişim kopukluğu var. Var. Şöyle bir iletişim kopukluğu var. Ben duyduğum şey, bunları anlatmak istiyorum lütfen. Mazur tabii ki, görün. Tabii süre, ki, lütfen. Süre yeterse yeter artık. Gece 12'ye kadar yolumuz var. Şimdi çoluk çocuk var evde başkan. Şimdi problemlerle, bütün sıkıntılarla dertlenen bir belediye olmak zorundayız. Şöyle bir şey denilmişti. İşte Büyükşehir Belediyesi başka partiden, siz başka partiden olursa hizmet gelmez. Kaç yıldır aynı partide ne var Allah aşkına? Ben söyleyeyim mi, hani farklı partide olduğu zaman bazen daha mı güzel oluyor, daha mı etkili oluyor diye düşünesi geliyor insanın. Niçin? Çünkü ben koparırım, gidip alırım onlardan, düşman değiliz ki biz. Yani aynı partide olmamamız bizim birbirimize engel olmamızı mı gerektirir? Yani ben Bursa'dan gelen bir şeye hayır diyeyim, onlar buradan giden getirdiğimiz projeleri onaylamasın, böyle bir şey olabilir mi? Bunları, üslubunuz çok önemli, yaklaşımınız çok önemli. Nasıl yaklaşırsanız o şekilde karşılık alırsınız. Doğru işlerle giderseniz, kendiniz de çalışıyor, sizin çalıştığınızı gördükleri zaman ve bunu halka doğru anlatırsanız, ki ben halkın haberi olmadan, halkın bilmediği hiçbir şeyi kabul görmeyeceğini garanti ediyorum bizim tarafımızdan. Halk bilecek, halk her şeyi bilmeli. Yani şu andaki gibi değil, mesela bir WhatsApp grubu oluşturulmuş Kuzey imar planları ile alakalı. Hop oturup hop kalkan ve ne olduğunu bilmiyor grup, oradaki grup. Yani bir şeyler dönüyor ama ne olduğunu bilmiyor. Bilgilendirme sıfır. Ya bu şu vatandaşı Allah rızası için bilgilendirin kardeşim, ne olduğunu da insanlar rahat uyusunlar. Bir gece yatıyorlar, ertesi sabah kalkıyorlar, fakirleşmişler. Adamın arsası var. İşte oraya diyor ki şu kadar, ancak şunu yapabilirsin. Böyle bir şey yok. Bunları halkı bilgilendirerek, niçin öyle yaptığımızı da izah ederek. 1,5 kat diyorsan niçin 1,5 kat olduğunu da izah etmelisin yani. Öyle bir şey yok. Haliyle bizim mesela bu konuda yaklaşımımız bu olacak. İşbirliği, şeffaf, açıklayıcı. Harcanan her kuruşun, bak ben kendi cebimdeki parayı istediğim gibi harcarım, kimseyi de karıştırmam. Ama vatandaşın her kuruşunun nereye gittiğini bilmek onların en doğal hakkı. Bunu sağlayacağız. Sağlamak zorundayız. Evet. Şimdi Kumla ile ilgili bir soru soracağım ama öncesinde Şakir Eker, büyük projeleri sorun mümkünse demiş. Büyük projeler ne zaman diyeyim başkanım? Tarih başkanım, belli değil. Tarih Şubat sonu gibi projeleri zaten lansmanda açıklayacaklar ve çok boyutlu diyelim, çok boyutlu anlatacaklar. Çok da sansasyonel olacakmış bunun. Müjdesini ben vermiş olayım. O yüzden hani büyük proje deyip zorlamak istemiyorum başkanı. Yok yok, sorun yok. Konuşuruz. Problem yok. Bizde şu anda her şeyimiz hazır. Ben de Şakir abi benim abimdir. Öyle mi? Tabii, ha. Buradan Şakir abiye şu mesajı vereyim o zaman. Kendisini de çok severim. Ya bize kızmış biraz. Tabii, o yüzden hani. Nasıl kızar canım, böyle bir şey yok. Valla kızmış. Biraz sürpriz yaptırsın. Bir dakika reklam bize. Dediniz, 10 dakikada reklam demiş. Şakir hocam. Şakir abi beni de çok reklamda kalmış sever galiba. O biraz reklamda kalmış. Ben hemen geldik, evet. Hocam kızmayın. Şimdi beni o beni de çok sever biliyorum.
görüşüyoruz kendisiyle de sürekli. Şimdi çok değer verdiğim bir kişidir ama şu projeler kısmında her şeyi konuşurum ben. Hazırız. Projeler kısmına girdiğimiz zaman ciddi manada bakın birikmiş. Şakir abiye şu mesajı verebilirim. Gemliğin o kadar çok birikmiş problemi var ki. Yani az önce bir örnek verdim ya ben. Dedim evde oturan hanımlara bile biz proje koymuşuz. Büyük projelerimiz tabii ki var. Turizm var. Ben şimdi sadece isimlerini söyleyip tamam, geçiyorum. Tamam. Şakir abinin kafasının rahat olması lazım. O çünkü biraz titizdir. Evet. Tamam. Beni de sürekli işte bazen cenazelerde falan karşılaştığımız zaman evet. Mutlaka söyler. Programlarda mutlaka proje for der Şakir hocam. Özellikle ben de böyle. Yok hazırız şey hazırız. İyi analiz etmek adına. Proje, evet. Evet. Zaten gemliğin ana sorunları belli. Dedik uyuşturucudur, işte huzurevidir, otopark sorunudur. Bunların hepsini bizim öncelikle kentsel dönüşüm projesini ve meydan projesini derhal hayata geçirmeniz. Ben şimdi mühendislerle konuştuğum için söylüyorum. Biraz hızlı konuşacağım. Mühendis arkadaşlarımla benim yeğenim mühendis zaten. Yeğenim inşaat mühendisi. Carrefour'un arkasındaki o büyük şeyi o yaptı. Sur yapıya ait o. Üç tane kuleyi yapan çocuk. Bu tabii çok detaylı bilgisi var. Onunla da konuştum ben. Devamlı bilgi alırım. Bilgi çağındayız. Bilgiyi tabii mutlaka paylaşmamız ve bilgiyi değerlendirmemiz, hayata sokmamız lazım. Yoksa her şey havada kalır. Yani bir bina yaparsın, kara kara düşünürsün deprem olmasın diye dua edersin. Dua da tamam eyvallah ama önce sağlam kazığa bağlamamız lazım. Evet. Şimdi bizim depremsellik problemini derhal çözmemiz lazım. Nerede? Yerinde. Yerinde olduğunu tespit ettik mi? Nihayet dönüp dolaşıp yerinde olması gerekiyor denildi mi? Düne kadar. İşte gemliğin girişiyle ilgili, gemliğin bizim bir değerli şahsiyeti, milletvekilimiz Zafer Bey bu... işte girişle alakalı çalışmalar yapıyoruz. 6 yıldır söylüyoruz bunu. 6 yıl önce konuştuk biz bunları. Bu girişi açın arkadaş artık yapın ya. Neyin çalışması bu yani? Bunlar olmalı. Engel yok. Engel kabul etmiyoruz. Engelleri aşarız. Bütün kurumlar bu ülkeye hizmet amacıyla kurulmuş kurumlardır. Neyse yasal olarak bir gecede kanun hükmünde kararname çıkarmayı biliyorsunuz. O zaman bunu da yapın arkadaş. Bunları becerin. Haliyle bizim işte gemliğe dair bu insanlarımızın rahatlaması açısından bak ekonomik olarak da çok önemli bu. İşte gemlikte ben sistemli bir şekilde şehir plancılarını da devreye sokarak ciddi büyük bir proje yapmak istiyorum. Yani gemliğin insanının kafasını yastığa koyduğu zaman huzur içerisinde uyuyabileceği sağlam evlerin, sağlam temelli evlerin ama bu katları da belirleyecek ben değilim. Ben doktorum. Bunu da mühendisler, belediyenin veya da gemliğin mühendis, akademik dinamikleri devreye girerek bunları gayet tabii ki dizayn edebilir veya projesini yapabilir. Bunları hayata sokmamız. Onun dışında dedik işsizlik. İşsizlik için koskoca bir gemlik ve zeytiniyle anılmış bir gemlik varken şimdi 40 ağaçtan zeytin getiriyorsun. Gemlik tipi zeytin diye satıyorsun. Buna da karşıyım kardeşim. Yani gemliğin zeytini varken tamam onu da getir sat ama onu gemlik tipi zeytin adı altında değil. Biz önce şu gemliğin zeytinine vermemiz gereken değeri vermek zorundayız. Ben bununla alakalı geçen 2014 yılında Zeytin Borsası'yla biz sohbet ettik, gittik orada konuştuk. Zeytin Borsası'nda işte yöneticileri yaklaşık 20-25 kişi. Onlarla sohbetimizde dedik ki yani gemlikte bir marzimi kaçırmışsın. Bine yakın işçi çalışıyor orada, bine yakın. Çok ciddi yani, bir istihdam ya büyük bir rakam, yani. Büyük bir rakam. Al sana işsizlikle alakalı bir açılım daha. Sen elindekini kaçırmışsın. Efendim dediler ki orada ya yer bulamadılar, yer yoktu. Bulurum kardeşim o yeri. Bir belediye başkanı yer bulamıyorsa gitsin evinde otursun kardeşim. Ne diyeyim yani? Evet. Tamam. Belediye başkanı o yeri oraya vermek için orada zaten. Sen o yeri vereceksin ve marzim burada olacak. Zeytin kentinden kaçırmışsın. Ben Orhan Gazi'yi de seviyorum ayrı konu. Hani düşman cepheye gitmiş gibi bakmamak ama lazım. Yakışan burası. Ama yakışan burasıdır yani. Evet. Onun dışında burası bir sahil kasabası, balıkçılık şehri olması lazım. En ilginç tarafı da şu bakın. Türkiye'de diyelim 40'a yakın balık çıkış noktası var. Bunlardan biri gemlik arkadaş. Ve en değerlerinden biri. Yani biri balık çıkış noktasıdır. Bu Marmara Denizi'nde yakalanan balığın çıkış noktalarından biridir. Sen elindeki efendim balık halini kaçırmışsın. Bunları konuşmalıyız arkadaş. Konuşmadan olmaz. Evet. O yüzden balık halini alıp da Bursa'ya kaçırmışsın. Şimdi gemlikli taze balık almak için maşallah sabahın erken saatinde Bursa'ya gidecek. Oradan balığı alacak, getirecek, burada satacak, burada yiyecek. Yani ben bunu işte Fatih Bey döneminde bir balıkçı barınağı, Fatih Bey'in böyle bir projesi vardı. Tam da başlamıştı aslında. Aynen öyle, aynen. Aha. Onun devam etmesi gerekiyordu bence. O yılların yani
2010'lu 2011'li yılların en büyük ayıbıdır diye düşünüyorum. O balıkçı barınağı aynı zamanda teknelerin muhafaza, bir sürü tekne battı, lodos oldu. Evet. Onların hepsini biliyorum. Parçalandı, kıyıya vurdu. O balıkçı barınağı hem balıkçı teknelerini muhafaza edecek, yani küçük bir yerdi. Evet. Bunun daha güzeli marina. Marinaya ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Marina da ekonomi demektir bakın. Kesinlikle. Aynı zamanda. İstanbul'da bakın tabii. İstanbul'da diyelim o kadar çok fazla insan var ki yatları, tekneleri, büyük tekneleri. Adam İstanbul'da alıyor, kış aylarında götürüyor Marmaris'e teknesini koyuyor. Bu nasıl bir şeydir? Evet. Yani ben burada ihtiyaç var mı? Var. Kesinlikle var. En az bir tane marinaya ihtiyacımız var. Marina aynı zamanda sosyal etkinliklerin yapıldığı yerdir. Balık restoranlarından eğlence merkezlerine kadar marinada her şey vardır. Şimdi biz efendim hiç kimsenin eğlencesine veya ne yaptığını denetlemek gibi bir yetkimiz yok. Yani yaşam, insanın yaşam şekline karışmak bu çağın ayıbı olur. Buna, bu böyle bir şeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. İşte bir başlıyoruz bir yerden, sonu böyle nereye kadar geliyor. O yüzden de Şakir abime buradan benim cevabım şu olacak. 10 dakika önce de kaldı başkanım. Ama ben hala oradayım. O büyük projeler, büyük projelerimiz var. Bunu da bu kadar uzun niye anlattım? Çünkü bilmeleri lazım. Biz buraya boş gelmedik. Heybemiz dolu. Ama bu kısma girdiğimizde sadece şu olur. Bakın projeler çok önemli, buna kesinlikle katılıyorum. Ama öncelikle insanımız, bizim insanımız kıymetli. Bence şu insanın akut problemlerini burada çözelim. Çözelim. Kısa vadede çözülecek. Kısa vadede çözülecekleri bir an önce yapalım. 100 kişiyle otobüslerimiz gitmesin. Evet. Normalde buradaki konuğumuz böyle konuşurken biz içimizden soru hazırlarız. Yaklaşık 7. soruyu hazırladım. Hani konuyla bağlantılı yakalamaya çalışıyorum, olmuyor. Başkan olmuş. Başkanlarım olmuş. Hani maşallah var. Allah Serkan Bey, bakın şunu söyleyeyim. Ben emin olun bir soru sorduğunuz zaman o soruların, lütfen bağışlayın beni. Bir kelimelik cevabı yok ki. Yok arkadaşlar. O zaman ben biraz konuyu değiştireyim mi? Bambaşka bir çok değiştiririm ama buralar da geçerse. Çok değiştireceğim. Yoksa çok sevdiğim, çok değerli abilerim Gaming Spor taraftarı bana kızar. O yüzden Gaming Spor'la alakalı bir soru ve bir davete geçiyorum. Soramadım ama konmayı da unutmadım. Yani tamam. Takipçiler kızmasın. Gaming'de spor ve Gaming Spor hakkında ne düşünüyor başkan? Pazar günü saat 15'te maç var ilçe stadyumunda. Mutlaka Adnan Bıyıklı başkanımızı bekleriz demiş Tayfun Has. Tayfun Has'a sevgiler sunuyorum. Pazar günü Ankara'da bizim... Mutlaka bir şeyde afişlerimizi görmüştür Tayfun kardeşim. Ankara'da lansman, yani belediye başkan adaylarının toplu açıklama töreni var. Ben şimdiden affına sığınıyorum ama ondan sonraki maç deplasmanda da olsa geleceğim. Tamam. Tayfun abi buradan sözü aldık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Orada tabii Gemlik Spor'la ilgili benim hassasiyetlerim var. Çok Gemlik Spor'u görmek istediğim nokta kesinlikle şu anda içinde bulunduğumuz nokta değil. Gemlik Spor ne istiyorsanız var. Gemlik'te sadece sistemi harekete geçirmek bile yetecek. Çok fazla insana, ya bir kere ben bir spor severim aynı zamanda. Eski Sümer sporluyum. Biz işte arkadaşlarımızla hala yad ederiz, böyle 2-3 ayda bir toplanırız falan. Ben uzun yıllarda futbol oynadım. Özellikle futbol kısmına çok meraklıyım. Ve Gemlik Spor'u kesinlikle biz en az profesyonellikte görmek istiyorum ben. Bunun için tabii ki emin olun ki Gemlik'in donanımını, sporla alakalı donanımını biliyorum ama asıl bizim yapmamız gereken, bununla ilgili projelerimizden birini de burada tüyo olarak vermiş olayım. Gemlik'te hem gençleri hem sanata hem spora yönlendirmek. İki taraflı. Yani sanata yönlendirmenin yolu işte... Bu konuyla alakalı önce bir seçilmem lazım. Kiminle, kimlerle görüşeceğimi çok net biliyorum. Çok böyle değerli üstadlarımız var. Onlarla görüşüp Gemlik'e bir konservatuvar kazandırmak düşüncesindeyim. Yani Hasan Soysal gibi. Yani aynen. Erdin ben de, çay, benim ben de hocam sayarım yani. Kopyayı verdi hemen Serkan Bey. Ama bir de şu. Çok büyük bir değer aslında da. Kimse görmüyor yani. Kesinlikle. Naci Pehlivan bir değer. Aynen. Tarih tarafında. Şimdi neyse, dertleşiriz programı. Bir de yakışır. Aynen. Yakışırı şu. Bir de Gemlik'e çok ciddi bir spor kompleksi. Sadece böyle laf olsun diye değil. Ciddi bir spor kompleksi. Her spor dalında buradan şampiyonlar çıkartmak gibi böyle bir fikrim var.
Var. Yani siz yeter ki yetenekleri bulun. Ben bu yeteneklerin bulunması açısından profesyonel gemlikteki ya da gemlik dışından bulacağımız profesyonel sporcularla profesyonel bir şekilde gemlikteki yetenekleri bulup ben buradan mesela futbol okulu olur, voleybolda, bütün spor dallarında judo, karate vesaire değerli hocalarımız da var değerli. Şampiyonlarımız da var, onu da biliyoruz. Tamam. Ki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek judocumuz bile var. Aynen öyle. Selmanur Erdoğan. Evet. Aynen öyle. Yani bunları kesinlikle ele alıp şampiyonlar üretmek, çıkartmak istiyorum ama aslında bunun altında yatan şey de şu. Bunu yaparken yine bir problemi daha çözmüş oluyoruz aslına bakarsanız. Yani gençlerin yöneleceği alan belli olduktan sonra uyuşturucunun önüne de bir engel, bir ket vurulmuş getir, oluyor. Getir sıkıntı yok. Başkanım başlıyoruz artık programa. Başlayalım artık. Başlayalım artık. Vallahi, ısınma turlarıydı bunlar. Maşallah biz bu gece sabah alacağız belli. Eyvallah. Başkanım azıcık boğazın yumuşasın. Bence çok ihtiyaç var. Vallahi kurudu yani. Çok böyle birikmiş olduğu için soluk almadan gidiyorum ama hiç böyle. Hiç olmazsa ben de arada bir fırsat buldum. Kumla sorusunu bir sorayım. Buyurun. Şimdi yine daha önceki programda hemen tüy olarak kaptım. İstihdamla konuşurken aslında soracaktım ama kaçırdık tabii. İstihdama da faydası olsun diye sahillerde oteller düşündüğünüzü paylaştınız. Ama orada hani canlı olsaydı ya da mesaj atabilseydim atardım. Biliyorsunuz Kumba'daki düzenlemeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani sizce böyle bir proje düşünseniz uygulamaya geçerken Büyükşehir müsaade eder mi diyeyim hani? Ya da projelerinize ket vurur mu? Şimdi neden, ben de şöyle bir soru soruyorum. Neden vursun? Ben şimdi bir projeyle gidiyorum. Gemlik'te halkı rahatlatacak. Kumla'da mesela eskiden şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Kumla'da çok güzel bir sahili vardır. Plajlar. Şu anda yok. Bunu ben sordum, öğrendim ne yapabiliriz diye. Çünkü kumsal hemen hemen yok denecek kadar azalmış. Bunu bir takım şeyle böyle bilimsel olarak izah ettiler. Dediler ki denizlere, şimdi denizciler beni daha iyi tabii idrak anlayacak şu anda. Keçi boynuzu tabir ettiğimiz şeyler yapıyorsunuz, iskeleler, girintiler. Bunlar denizin kumunu o girdap ile birlikte, bu teknik bir konu. O girdap oluşturarak kumu alıp kıyıya atıyor. Plaj bu şekilde plaj oluşturuyor. Yani aslında doğal olarak kendi kendine. Doğal olarak yani bunları tabii bunlara oturacağız. Şimdi benim anladığım bir konu değil ama ben Kumla'nın işte Narlı'ya kadar olan bölümünün çok güzel plajlar olabileceğini biliyorum. Oraları plaj olmalı zaten. Sen şimdi plajdan ne anladığımıza bağlı. İşte o bir yer yaparsınız, çevresini kapatırsınız, burası plaj, öyle değil. Modern plaj. Modern plaj görmek isteyen de Sarımsaklı sahillerine, Antalya sahillerine gidebilir. Ya da internete girebilir. Oraya yazdığınız zaman oradaki plajlar çıkar. Yani siz denizinize girerken yaz sıcağında aynı zamanda sosyal alanları, kafeteryaları, arka planda karnınızı doyuracağınız yerler, çocuklarınızı, çocuk bahçeleri, eğlence yerleri, bunları hepsini modern plajları dizayn edebilirsiniz. Ve bu da sonuç olarak bakın yine bir kapı açtık. Yine işsizliğin önüne geçecek İstihdam bir proje. İstihdam kapısı açılmış oluyor. İşte Kumla ile ilgili benim düşüncelerim bunlar ama ben öncelikle şunu net ifade etmek istiyorum. Tüm projelerimizin hepsini bir masanın üzerine yığarsak eğer bunların hiçbiri ayet değil. Yine beraber karar veririz. Yine herkes gelir, benim düşüncem bu. Bunun üzerine daha iyi bir fikri olan olursa, daha iyi bir bu sivil toplum kuruluşu olur, başka bir siyasi partinin yöneticisi olur, vatandaş olur. Herkesi dinleriz. Daha iyi bir proje getirirse, siz modern plaj dediniz ama ben oraya şunu da düşünüyorum deyip de gelir. Daha modernini, denizin içine mesela bir şey, şimdi bir takım plastik şeylerden iskele yapıyorlar. Bunlardan yaparız. Onun ortasına bir tane işte küçük bir kafeterya oturtururuz. Buradan balık tutarlar gibi düşüncelere açığız. Bu açık olmakta bu işin sihri olsa gerek. Acaba daha güzel olacağını düşünüyorum halka açık olunca. Acaba Büyükşehir son yaptığı projelerde acaba kimseye danıştı mı? Şimdi aslında şunu söyleyeyim, bu soruyu bakın da sormak lazım Büyükşehir'e. Ben şimdi şöyle bir şey yok. Büyükşehir bunu yapar. Şimdi ben burada şunu söyleyebilirim. Ben ne yaptırırsam göreceğiz. Şimdi bunu nasıl izah edebilirim ben? Ben seçileceğim.
Sonra da göreceğiz bakalım nasıl mücadele ediyorum. Dedim ya, mücadele ettin de mi büyükşehir buna engel olur gibi, evet, bir şey. Doğru. Mücadele, ben şimdi iyi bir projeyle gidersem büyükşehirin de işi rahatlar. Tabii. Şimdi büyükşehirden para pul istediğimiz yok. Finansmanını bir şekilde, yatırımcıyı ben bulup getireceğim. Ben bu iddiadayım. Belediye başkanı oturduğu masasında oturup makam aracıyla sağda solda düğünlere bilmem nelere giden kişi olmamalı. Finansmanı, finansörünü bulacaksın, yatırımcıyı bulacaksın. Avrupa'nın, bak bunları öğrendiğim için söylüyorum. Hı hı. Avrupa'da bu konuyla alakalı fonlar var. Bu fonlara doğru projelerle giderseniz zaten bedavaya geliyor. Avrupa'dan bile destek alabilirsiniz. Hı. Sonuç olarak bu ülke her ne kadar bizim ülkemiz olsa da bize dünya mirasıdır. Aynen. Haliyle bu sahilleri ne kadar güzelleştirirsek Avrupa da bundan nasibini alacaktır. Haliyle bu da Gemlik halkının ekonomisine, bunlar uçuk fikirler mi? Bunlar uçuk fikir değil. Uçuk fikir ne biliyor musunuz? Koskoca bir şehri tepeye taşımak bence daha uçuk bir fikir. Nihat Semiz ve Fatih Ayvaz'a seslenmek istiyorum. Telefonumuz çaldığı anda bizim mesajlarımız tamamı gidiyor. O yüzden lütfen tekrar yenileyin, gönül koymayın. Bu arada reklam öncesinde de aslında bu konu konuşulmuştu. Refik Yılmaz'la, Gemlik Belediye Başkanı Sayın Refik Yılmaz'la programımızda şöyle bir soru sordum. Cemil Meriç Kültür Merkezi'ni normal vatandaş, burada tiyatro oynatacak insanlar, müteşebbis diyeyim, ya da sivil ya da partilere, STK'lara verilecek mi gibi bir soru sordum. O da dedi ki sağ sol ayrımı yapmadan, parti ayrımı yapmadan herkes bu salonu kullanabilecek dedi. Şimdi demin Gökay Bey bir mesaj attı. Bahsettiğiniz programları, hem kulis programını hem de kendi parti programlarımızı o salonda yapabilir miyiz dedi. Mesela yani, az önceki o proje tanıtım lansman programı gibi. Orada yapabilir miyiz gibi bir mesaj atmış. Onu da tabii ben kendi tarafıma yontayım biraz. Hem onu dillendirmiş olayım. Hem de kulis programına keşke belediye başkanımız bir jest yapsa da kulis programını orada yapsak. Halka açık bir şekilde yapsak. Memnuniyetle. Çok da güzel bir şey olur. Ve Gemlik'in de siyasetine giderken de bir imza atmış olur Sayın Refik Yılmaz. Ama tabii AK Parti'nin de bir fikrini duymamız gerekiyor. Onun dışında kurşunlu için çok kısa rica ediyorum. Bir projeniz var mı diye sormuş şimdi, Hasan Eser. Şimdi evet, kurşunlu ile alakalı tabii ki. Bakın bu saydığım yerler Kurşunlu ve Kumla özellikle. Hı hı. Umur Bey de biraz daha fazla böyle manzara temalı Umur Bey. Orada çok güzel bir Gemlik manzarası var ayağınızın altında, ama evet, diğer yerler Kurşunlu, Gemsaz, Kumla, Narlı'ya varıncaya kadar bunların hepsi sahil platformunda değerlendirecek olan yerler. Zaten var ama şimdi Kurşunlu'ya gittiğiniz zaman Kurşunlu sahilini görüyorsunuz. Orada yakışıklı güzel plajların olması. Bakın şu anda hani Taşlık, kumsalı çok az Kurşunlu'nun, ama bunu tabii bu sistemlerle, bunlar teknik konular. Bunları ben teknik elemanlarla tekrar gündeme getirip ivedilikle bir an önce yapmak arzusundayım. Zaten Kurşunlu'nun nüfusu biliyorsunuz yaz aylarında artan. Bursa'da, yani Bursa'da oturur önemli bir bölüm. İşte yaz aylarında gelir. Yazdıkçı diye. Yazdıkçı. Şimdi Kumla orası gibi değil. Kumla biraz daha farklı. Kumla'da daimi oturan insan sayısı daha fazla. Özellikle ama, doğalgaz geldikten sonra evet. Sonuç olarak bakın bu Gemsas'a kadar. Gemsas'a gittiğinizde işte serbest bölge artık orada. Gemsas'a kadar çok güzel bir sahilimiz var. Bu sahili hayata geçirmemiz bizim zorunluluğumuz, olmazsa olmazımız. Bunu işte Adnan Büyük'le olmazsa başka biri önümüzdeki yıllar içerisinde başka biri gelip gündeme koymak zorunda. Çünkü bunların hepsi gelir kapısı. Evet. Bunların hem gelir kapısı hem de benim Gemlik'te yaşayıp da tatilini dışarıda yapan insan sayısını küçümsemeyin. O kadar fazla ki. Yani denize ya işte Ayvalık'a ya işte Akdeniz'e giden insan sayısı çok fazla. Tatil köyüne gidiyor. Bu bence bizim ayıbımız, yöneticilerin ayıbı diye düşünüyorum. Çünkü bundan 30-35 yıl önce Ankara, Eskişehir akardı. Bilecik, diğer taraftan Balıkesir, Gemlik tatilini gelir Gemlik'te geçirirdi. Bir sürü pansiyon vardı. Şimdi hepsinin yerinde yerler esiyor. Sonuç olarak biz tabii ki Kurşunlu'yu da turizmi canlandırmak öncelikle. Kurşunlu'da bir de orada şey vardı, tarihi bir kilise. Bunların bakalım, duruyor galiba, duvarları duruyor galiba. Duvarları duruyor. Aynen, duvarları. Şimdi bununla ilgili böyle bir anıtlar kuruluyla birlikte hareket ederek orayı da sanki böyle ziyarete açılır ise
O da kurşunun esnafına bir rahatlatacak. Bir, tabii oraya da olabilecek. Bir turizm akışı sağlanabilir gibi düşünüyorum. Küçük detayları da değerlendirmemiz lazım tamam. Aslında. Başkanım biraz hızlanacağız. Programın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz çünkü. Az önce konuştuğumuz yolla alakalı yani Gemlik 4 yolu girişiyle alakalı bir soru gelmiş konuşmanın üstünde. Geride kaldığı için şimdi okumak zorunda kaldım. Yol açıkken bir sürü trafik kazası oldu. Gemlik girişinde nasıl bir düzenleme olacağını başkanımıza sorar mısınız demiş. Evet şimdi Gemlik oradan içeriye girmektir benim görevim. Oradan o araya içeriye sokacak teknik elemanlar. Hı-hı. Bununla ilgili ben küçük bir çalışma yaptırdım. Hı-hı. Bir mühendis abimize. Tamam. Bu dedi ki çok mu zor buradan içeriye girmek? Öncelikle bunu sordum. Dedim bu kadar zamandır yapılmadığına göre demek ki. Ama biraz ileride Umur Bey yolunda bu teknik bir konu. Ben bu konuya da fazla girmek istemiyorum kardeşime. Hı-hı. Çünkü anladığım bir konu değil ama mühendislik olarak bu mümkün müdür buraya diye sordum. Biraz ilerideki nasıl yapılmışsa şu buradaki o demir yığını üst geçit nasıl yapılmışsa oraya bunu da bir şekilde bir rampayla Gemlik'in içerisine sokabiliriz. Aynı zamanda rampa sağa döndüğü zaman Hisar Mahallesi'nde ihtiyacını karşılar. Oradan Hisar Mahallesi'ni direkt olarak Gemlik'te İstiklal Caddesi ile bağlayabiliriz. Çünkü Hisar'da oturan, o yörede oturan insanların Gemlik'te iletişimi bile kopuk neredeyse. Adam, şimdi ben orada oturuyor olsam bir ihtiyacım olsa hadi ya hanım Özdile'ye bir gidip çay içmeye gidelim desem ya karşıya yürüyerek geçeceksiniz ya da aracınız varsa ister istemez arabayla gitmek zorundasınız. Ama diğer türlü burada yani 500 metre bile olmayacak yolu yaklaşık 5-6 kilometre dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Evinize yani oraya gelirken ve evinize dönerken. Evet. Gelirken işte Özdile'nin Umur Bey yokuşundan içeriye girmek. Dönerken de sanayi bölgesinde Bursa istikametinde evet. Sanayi bölgesinde alt geçitten karşıya geçerek evinize gelmek zorundasınız. Bu işkence niye? Teknik olarak oraya girmesi mümkün. Bu projeyi de yapacak kişi Doktor Adnan Bıyıklı değil. Doktor Adnan Bıyıklı teknik elemanlarını kesinlikle talimatı verir. Bakın ben burada belediye başkanını bir orkestra şefi gibi düşünün. Evet. Belediye başkanı dinamikleri çalıştırır. Belediye başkanı mühendislik yapmaz. Belediye başkanı işçilik yapmaz. Belediye başkanı elindeki tüm imkanları, kaynakları ve insan kaynaklarını kullanarak bunları talimatını verir, buraya yapın. Ha karayolları ile ilgili bir problem mi gelişti? O zaman belediye başkanı devreye girer. Gider Bursa Büyükşehir'e konu derdini anlatır. Ben buradan bunu istiyorum der. Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi de ben sana bunu yapmam derse ondan sonra Gemlik'teki 100 bin kişiye derdini anlatmak zorunda kalır. Söyleyeyim. Murat, Gemlik halkına şikayet ederim yani. Murat Öztin'in bir mesajı var. İyi yayınlar başkanıma sorum. Kültür sanatla ilgili bakış açısını merak ediyorum. Ben bir tiyatrocu olarak neler düşünüyor acaba? Çok merak ettim der. Murat Öztin kaçırdı herhalde bizim şeyimizi az önceki. Evet. İşte kültür ve sanatla alakalı. Dedik bir konservatuar var. Gemlik'te açık hava tiyatrosu da dahil olmak üzere kültürel faaliyetleri hem gençlerimizin yetişen çocuklarımızın selameti açısından bunu yapmak zorundayız. Hem de ben zaten sanat yönü olan bir kişiyim. 4 tane konser yaptım. Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım. Benim hocam Erdin Çelikkol. Tabii ki bu kesinlikle ilk düşüneceğimiz şeylerden biri olacak. Yani çok acil bizim trafik sorununu ve ulaşım sorununu bir an önce hayata geçirdikten sonra bunun için ayrıca bir ekonomiye gerek yok. Yani biz mevcut sistemi revize edeceğiz, rahatlatacağız yani. Ondan sonraki ilk planda şu gençlerimizi şu keşmekeşten kurtarmak için tüm sanatsal faaliyetlerin içinde olacak bir yapı içerisine girmek istiyoruz. Peki başkanım, mesajını okumadığımız için kızanlardan biri Fatih Ayvaz mesajını yeniledi. Çok sular aktı mevzunun üstünden Feyzi ama tekrarlamak istiyorum. Çirkin siyaset yapılmaması insanların ve adayların tamamının Gemlik ve Gemlik halkı için olduğu ve bunun bir yarış olduğunu unutmamalı. Farklı kimliklere bürünüp suyu bulandırma gayesinde olan insanların içimizde Gemlik'imize nifak sokma derdinde oldukları üzücü demiş. Az önceki o Gemlik siyaseti diye bir hesap vardı. Bak gitti gelmedi vardı. Ya, ona galiba bir gönderme olmuş bu mesaj. Yine Tolga Sarışen'den bir mesaj. Başkanım yerel siyaset ve uygulamaların bir ilçedeki toplumsal barışı etkilediğini düşünüyorsunuz. Bir ilçe adayı olarak ilçemizde birlik, beraberlik, kardeşlik ve sağduyunun güçlenmesi için düşünceleriniz ve çalışmalarınız nelerdir? Teşekkürler demiş Tolga Sarışen. Yani bir tek şey söylemek istiyorum Tolga Sarışen'e buradan. Öncelikle
kendisinin Gemlik halkı için olan tüm çabalarına teşekkür ediyorum. Hı hı. Yani ben birçok mesela şeyi vefat haberini Tolga'dan öğreniyorum. Hepimiz öyle. Hepimiz çok öyle. Güzel bir şeyde hizmette. Gönlü de var. Kocaman da bir yüreği var. Onu da çok sevdiğimi biliyor zaten. Şimdi ben mesajlarımı hep birliktelik, birlik, beraberlik üzerine oluşturuyorum. Yani şunu söylemem yeterlidir diye düşünüyorum Tolga'ya. Eğer biz Saadet Partisi ile Gemlik Belediyesi'ni eğer kazanırsak diğer teşkilatların, diğer partilerin içinde olmadığı hiçbir şeyi ben Gemlik'e kazandırma noktasında sizden daha iyi düşünüyorum. Ben kazandıysam ben yaparım havasında olmayacağımı söyledim. Bence bu önemli bir... O zaman anekdot. Oy çokluğu değil de oy birliği esas olacak. Oy birliği tabii mi? Tabii. Oy. Yani tabii ki biz öncelikle şunu bilmek lazım. Biz düşman değiliz. Biz sadece siyasi rakibiz. Sadece. Benim düşündüğüm her şey mesela ben burada şimdi hiç kimseye atıfta bulunmuyorum. Doğru yaptığı şeyler olur. Ben de belediye başkanı olursam, ben de yanlış bir şey yaparsam beni de eleştirecekler. Evet. Eleştiriden almam gereken bence şu mu olmalı? Vay sen beni nasıl eleştirirsin değil. Ya evet eleştirildi ve bu arkadaşıma teşekkür etmem lazım beni eleştirdi. Bir sonrakinde zaten ben onu yanıma almalıyım ki eleştirinin önüne geçeyim. Gel bakalım kardeşim seninle beraber düşünelim. Ben bunu sağlama yolunda her türlü girişimi bulunacağım. Hiç kimse benim düşmanım değil. Kimseyle küs değilim. Hiç kimseyle bir hesabım yok. Husumetim hiç yok. Gemlik adına olamaz da zaten. Yani kimsenin kuyruğu benim kuyruğuma değmemiş. O yüzden de ben bu noktalara hassas bir insanım. Bugüne kadar ben şunu da net ifade etmek istiyorum. Kavgada kazananı hiç görmedim. Bu işin kavgası yok. Bu iş sadece bir rekabet. Sadece dedik ki biz hepimiz birbirimizi sevmek zorundayız. Bakın bu kaçınılmaz. Burada yaşıyoruz. Birbirimizi sevmezsek hayatı, şimdi Gemlik, cennet dediğin nedir? İşte budur. Birbirini seversen cenneti burada oluşturursun. Tamam. Ama ben de bunu oluşturma taraftarıyım. Ben bir kardeşlik havası içerisinde Gemlik'in tüm dinamiklerini, sivil toplum kuruluşlarından da bahsediyorum, derneklerden de bahsediyorum. Hatta vatandaştan, halktan da bahsediyorum. Ben bu noktada mesela sadece belli günlerde işte seçimler yaklaştığında Gemlik halkıyla buluşuyorum demeyeceğim kardeşim. Gemlik halkı canı yani ne zaman ne istiyorsa beni ya da orada şimdi ben hem gezeceğim deyip hem orada bulunacağım o zaman somuncu baba olurum. Böyle bir şey yok. Tamam. Ben haliyle orada diyelim ki dolaşıyoruz biz kaynak arıyoruz Gemlik için. O zaman Gemlik halkını dinleyecek bir başkan yardımcısı mutlaka bulunacak. Mutlaka bir kişi oraya vakfedeceğiz. Yani Gemlik'te bir problemi olan kişi olduğu zaman direkt muhatabına ulaşabilmeli. Bir de Kumla, Kurşunlu ve Umur Bey'de mutlaka insanlar belediye hizmetleri, mesela Umur Bey'de belediyeye ait bir işi için bu bilgisayar diye bir şey var, online sistem diye bir yapı var, teknolojiyi de kullanalım. Oralara belediye bürolarını kesinlikle açmak istiyorum. Yani vatandaş öyle ufak tefek böyle problemler için Gemlik'e gelmek zorunda kalmamalı. Yani Kurşunlu'dan bir Gemlik'e gelmek biraz böyle keyfin olmasın ölüm. O yüzden de Kumla'dan bu üç buraları her ne kadar mahalle olduysa da oraları bir beldeydi ya bu tabii. Mahalle yaptım daha ben burayı diyerek mahalle havası tabii ben burayı mahalle yaptım arkadaş deyip mahalle havasına sokamıyorsunuz. Merkez ilçe olduk ama işte olmadığı gibi yani sonuç olarak şehirler arası yola gidiyoruz yani. Başka ama mı? Şöyle çok kısa hemen ben de fikrimi söyleyeyim. Lütfen rica ediyorum. Biz de bir halk olarak hani sizden ve ekibinizden rica edelim. Bu kirli siyasete lütfen dikkat edelim. Bu yarış çünkü çok böyle şey hararetli geçecek belli. Çok bu yarış böyle geçecek. Lütfen tabii. Hani bu söylediklerinizin arkasında durun. Bu kirli siyaseti sokmayalım ya. Bu sefer farklı olsun ya. Şu Gemlik şöyle bir kenetlendiğinde çok güzel oluyor zaten. Olur. Buna dikkat edelim. İşte biz... böyle profilsiz adamları konuşturmayalım. Ya. Buna dikkat edelim. Ya. Onlar şimdi gaza gelmeyelim. Konuşur, konuştuğu kadar kendisinde kalır. Başka bir şey. Bir şey şunu söyleyeyim. Biz az önce mesajı verdik. Dedik ki gelin hep beraber oturalım konuşalım. Aynen. Arkadaş. Bundan daha güzel bir mesaj olabilir mi? Tartışarak çözelim. Ben mesela bugün Uğur Bey'le karşılaştım. Canan Hanım'la yazıştık. O beni tebrik etti. Ben onu tebrik ettim. Berkay Bey beni aradı. Ben onu aradım. Tabii ki i̇şte bu, bakın işte bu. Hacı Ömer kardeşim geldik. Biz bizim yanımıza geldi. Bize ikramda da bulundu. Biz hepimiz birbirimizi seviyoruz. Çok şu anda problem harika. Yok. Bizden kaynaklanan hiçbir şey olmayacak. Bunun garantisini veriyorum. İnşallah. Bizim de şarjımız bitecek. Şimdi başkanım şöyle
eminim bu program bize yetmeyecek. Yetmedi zaten o belli zaten de. Zaten seçim süreci boyunca yine bir araya geleceğiz. Mutlaka, boğazım çok kuruduğu için ben kusura mutlaka bakmayayım. Mutlaka programlarımıza devam edeceğiz. Çünkü zaten toplamda 5 adayımız var ve yaklaşık 40 günden fazla süremiz var. 40 gün biraz eksik söyledim. 60 gün özür dilerim. 60 günden fazla süremiz var şu anda. O yüzden sık sık yine beraber oluruz başkanım. Ama bu program için yani şu andaki programımız için artık bir kapanış yapmak zorundayız. Son sözü verelim. Ben başkanımızı Gemlik halkıyla baş başa bırakmak ve halka seslenmesini istiyorum. Buyurun başkanım. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi tabii Gemlik halkının yoğun ilgisi olduğunun da farkındayım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu bir yarış. Bu sadece ve sadece siyasi bir yarış. Herkes belediye başkanı olmak adına kendi derdini anlatacak. Bu konuda ben üzerime düşen her şeyi kesinlikle yapacağım. Kayıtsız şartsız bundan emin olsun herkes. Herkesin gönlü rahat olsun. Şu mesajı da vermek istiyorum. Seçimin sonunda 31 Mart gecesi kim kazanırsa kazansın. Ben 5 yıllık görev süresi boyunca üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Burada çok emin olduğum için söylüyorum. Saadet Partisi adına söylüyorum. Saadet Partisi ilçe başkanım adına söylüyorum. Saadet Partisi de parti olarak tüm ekibiyle birlikte Gemlik için elinden gelen her şeyi kayıtsız şartsız yapacaktır. Partili mesela biz de diyelim ki meclis üyelerimiz bazında mevcut seçilen belediye başkanının kararları alma noktasında fikir paylaşımı noktasında bütün birikimlerini Gemlik için harcayacağının garantisini burada veriyorum. Yani hem genel merkez adına veriyorum, hem Temel Bey adına veriyorum, Bursa İl Teşkilatı adına ve Gemlik İlçe Teşkilatı adına veriyorum bu sözü. Bundan sonra da yine birlikteliğimiz devam etsin istiyorum. Hı hı. Şimdi tekrar söylüyorum, benim mesleğim sevgiye dayalı bir meslek. Ve bugüne kadar kendimizi kanıtladığımız noktasındayız. Yani sevgi konusunda ki yüzümüz, samimiyetimizin ne kadar olduğunu Gemlik halkı biliyor. Bundan sonrasında da hadi hep beraber el birliğiyle diğer arkadaşlarım da gelsinler. Öncelikle şu mesajı verelim. Bakın ben şuraya geldim, şu konuşmaları yapıyorum, kendimden emin konuşuyorum. Hiç kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Tek hedefim benim belediye başkanı olmak değil. Bunu ifade etmek istiyorum. Gemlik halkına yönelik konuşuyorum. Hı hı. Şimdi belediye başkanı olmak değil, doğru işler yapmak. Belediye başkanlığını kazansanız ondan sonra sokaklarında 5 yıl geçer. 5 yıl sonra hiç kimse hatırlamaz. Ben burada hatırda kalacak işler yapmak istiyorum. Gemlik'e bırakacağım her eseri Gemlikli en az 30 yıl kullansın, 40 yıl kullansın istiyorum. Yani bu konuda Avrupalı gibi düşünmek istiyorum. Gemliğin akıllı evlerde benim insanım en modern, en güzel şekilde her türlü hizmetten layıkıyla faydalansın istiyorum. Benim tüm talebim bu. Gemlik halkına da şu mesajı vermek istiyorum. Gemlik'te yaşayan herkes benim için çok değerli. Eminim ki ben de tabii ki hepimiz birbirimiz için değerli olmamız hedef olmalı diye düşünüyorum. Burada güzel bir kardeşlik ortamı oluşturursak dışarıdan İşte şöyle bir tema oluşmasın lütfen. İşte Gemliklidir, Gemlikli değildir. Gemlik'te yaşamaya karar veren herkes benim için Gemliklidir. Bundan sonra da bu şekilde el ele tutarak, birbirimize omuz vererek çocuklarımıza gelecek o bayrak var ya, o bayrak yarışında o geleceği çocuklarımızın gelecekteki yöneticilere bayrağı 100 metre ileride teslim etmek benim şiarım olacak. Benim hedefim olacak. Bu kadar. Daha fazla da söylemeye gerek yok. Çok teşekkürler başkanım. Gemlik halkına çok teşekkür ediyorum bizi dinlediği için. Saygılarımla. Biz de değerli izleyenler adına programa katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok mersi, yakın zamanda bir daha görüşeceğiz gibi gözüküyor. Cümle bitmiyor çünkü. Evet. Var mı senin söyleyeceğin şey? Efendim bir kulis programında ben burada sonuna geldik. Diyelim başka kulis programlarında yine başka programlarda görüşmek dileğiyle ve tabii ki aynı zamanda ben şunu da belirtmek istiyorum kamera arkasındaki değerli ekibimize ve tabii ki Adnan Bey ile beraber Saadet Partisi'nin değerli ilçe başkanı Ahmet Vakkaf Yıldız da şu anda aramızda ve tabii ki partinin yöneticileri, partinin üyeleri de burada, onlara da teşekkür ediyoruz. Efendim görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Yusuf Bey şöyle bir mesaj atmış, bütün adayların olduğu kulis programı halka açık salonda yapılırsa, İnşallah. Cemil Meriç'ten bahsediyor, seçimin kalitesi işte o zaman artacaktır demiş. Aslında bu da bu programın özeti olsun. Efendim bir başka kulis programında sesimiz solumuz yettiği sürece karşınızda olmak dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Efendim.